Merhaba arkadaşlar. Şimdi YGS konumuzda arkadaşlar üniversite sınavlarında çıkmış sorularımızdan şöyle bir genel işlediğimiz konulardan genel bir değerlendirme sorularımızı yapacağız. Şimdi ilk önce sıralamaya baktığımız zaman harita bilgisinden başladığımız konu olarak harita bilgisinden başlayalım arkadaşlar sorularımıza, çıkmış sorularımıza. İlk sorumuz 1998 ÖSS'de çıkmış olan bir soru arkadaşlar. Sorumuzda diyor ki eş yükselti eğrilerinin yani izohips haritalarındaki arkadaşlar bakın eş yükselti eğrilerinin aralıklarının sık veya seyrek olması yer şekline bağlıdır diyor. Doğru. Sık veya seyrek olması yer şekillerine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisini gösteren eş yükselti eğrileri daha sık aralıklarla çizilir diyor arkadaşlar bakın. Daha sık aralıklarla. Daha sık aralıklarla çizilir demesi demek ki eğimin de yükseltinin fazla olduğunu gösteriyor. A şıkkı doruk demiş arkadaşlar. Doruk zaten noktayla ifade edilir. Bakın burada dik yamaç bu kalsın. Kıyı çizgisi o zaten tamamıyla yer şekillerinin sıfır olduğu bir yerdir. Plato tamamıyla biraz daha yüksekte ama yine geniş düzlüklerin olduğu bir yerdir. Ova da zaten yer şekilleri arasında genelde düz olan yerler ve yükseltinin az olduğu yerlerdir. Onun için burada arkadaşlar daha sık aralıklarla çizecek olan noktamız arkadaşlar dik yamaçtır. Dik yamaçlar eğimin fazla olduğu noktalardır. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Dik yamaçtır. Diğer ikinci sorumuza geçelim. Burada bir profil haritası vermiş arkadaşlar. Bakın profil yukarıdan baktığımız noktanın arkadaşlar yandan görünüşü. Yani şuna mesela şuna yukarıdan bakıyoruz arkadaşlar. İzohips haritası. Şunlar da aşağıdaki noktalarda yandan bakış dediğin profil haritası. Burada demiş ki görülen arazinin PR doğrusundaki profili aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. 92'de çıkmıştı bu. Ki bu yıl gelebilme ihtimali yüksek olan sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Veya daha sonraki sınavlarda çıkabilecek olan önemli olan sorulardan bir tanesidir. Profil haritasına dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar. P noktasının yani başlangıç olan noktanın arkadaşlar yükselti değerinin hangi yükselti arasında olduğunu görebilmektir burada. Şimdi bakalım profil haritamız arkadaşlar. Bakın burada ne demiş? Tam en düşük değer 100 metre arkadaşlar bakın burada 100 metreden başlamış. Şuradan aynı şekilde burası 100 metre ise karşı izohipsin değeri de yine 100 metredir. 100, 200, 300. Demek ki P arkadaşlar bakın P noktamız 300 ile 200 arasında başlayacak. Bakın burada çok önemli. İşte profil haritalarında, profil sorularında daha doğrusu istenilen noktanın ilk basamağının arkadaşlar ne ile başladığını bulabilmek çok önemli. Zaten inanın diğerlerini hemen eleyeceksiniz burada bu sorularda. Şimdi P noktası dediğim gibi 300 ile 200'ün arasında bir yerde başlıyor arkadaşlar bakın. Tam 300'den veya tam 200'den başlamıyor. 300 ile 200'ün arasında bir yerden başlıyor. Şimdi bakalım A şıkkında arkadaşlar bakın 200 ile 100'ün arasında başlamış. Onun için A şıkkını eledik arkadaşlar bakın direkt hemen. Şeye bakalım B'ye bakalım 200 ile 100'ün arasındaki 100'e yakın bir yerden başlatmış arkadaşlar. Onu da eledik bakın A B şıklarını eledik. C şıkkına geldik. C şıkkında arkadaşlar dikkat edin direkt 400'den başlatmış yani bakın görüyor musunuz? Direkt P noktasını 400'den başlatmış arkadaşlar bunu da eledik. Yani bakın sadece P noktasını yükseltenini bulduğumuz zaman kaçtan başladığını bulduğumuz zaman direkt 3 şıkkını eledik arkadaşlar. D'ye geldik bakın. D'de de yine kaçtan başlatmış direkt? 400 metreden başlatmış arkadaşlar bakın. Onu da eledik. Cevabımız zaten tek bir şık kaldı. E şıkkı. Orada bak dikkat edin arkadaşlar. 200 ve 300'ün arasından başlatıyor zaten. Bakın tam 200 ile 300'ün arasından başlıyor arkadaşlar. Sonra zaten bakın başladığı aşağıya doğru inecek arkadaşlar bakın. Devamında aşağı doğru inecek. Bir akarsudan geçecek. Burada tam çıkmamış ama şurada da az da bir olsa çentiğimiz var arkadaşlar akarsu. Sonra tekrar akarsu geçtikten sonra yükselmeye başlayacak. 100, 200, 300, 400, 500 ve nokta olarak 600'e kadar neredeyse gelecek ama 500 de burada bitiyor. 500'den devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra tekrar aşağı ineceğiz bakın. Buradan tekrar aşağı iniyor. 400, 500, 400, 300, 200, 100 diye aşağıya indi. İşte burada daha belirgin bakın. Vadi şu çentik özellikle şu V şeklindeki vadi şeklimiz. Tonuna tekrar yükselecek. Yine 400 ile 500 arasına kadar yükselecek. Burada dediğim gibi yani profil sorularında başladığı nokta çok önemli arkadaşlar. Bakın P noktasının başladığı yükselti değerini bulduğumuz zaman R'nin falan önemli değil yani. Şeklin önemli değil yani. Burada başladığı noktayı bulduğumuz zaman dediğim gibi 200 ile 300 arasında başlayacak. Bakın A'da 200'de bile gelmemiş. B'de 100'den başlatmış. C'de 400'den başlatmış. D'de de 400'den başlatmış. Ama E'de direkt 200 ile 300 arasında başladığı için cevabımız E şıkkı arkadaşlar. E profile. Diğer sorumuza geçelim. Yine aynı şekilde bir profil sorusu arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde
Burada da yandan gösterilişi vermiş arkadaşlar. Hangisi x'ye doğrusuna aittir demiş. Şimdi burada da aynı özelliği yine tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada x noktasının yükselti değerini vermiş. 900, 1000, 1900, 3000 diye sıralamış. Aradaki nokta vermiş arkadaşlar. 1900 ile 3000 arasında bir yer. Yani bu ne olabilir arasındaki bir yer? Yaklaşık olarak 2400 ile 2500 metre yükseltisine başlayacak arkadaşlar bakın. Burada x noktası 2400 ila 2500 metre civarında bir noktada başlayacak arkadaşlar. Biraz yükselecek, sonra belirgin bir şekilde düşecek yani 1000 metreye kadar neredeyse düşecek. Hatta vadi şeklinde olan bir çukur var. Orada da yine yaklaşık olarak şöyle bir 950'ye kadar düşecek. Sonra tekrar aynı civarda devam edecek. Yani bizim burada bakacağımız arkadaşlar 2400 ila 2500 metre civarına başlayan bir noktaya bakacağız. Şimdi x'e dikkat edin arkadaşlar. Kaçtan başlamış? Burada dikkat edelim. 1900, 1800, 1700 demiş arkadaşlar. Bakın burada. Burada 1700 civarında bir noktadan başlatmış. Onun için bunu hemen eliyoruz arkadaşlar. Bakın A şıkkını eledik. Burada 2000 ve civarından bir noktadan başlatmış. Bu olabilir arkadaşlar. Bu kalsın mesela. X noktası direkt dikkat edin 700'den başlatmış. 700-600 arkadaşlar. Bunu da eledik. Bu da alakası yok bununla. Şuna bakalım arkadaşlar. Bakın burada devam ediyor. 1200, 1300, 1400. Yani 1400 burada normalde 2400 civarında bir şey buradaki rakamımız. Bunu da arkadaşlar eledik. Şurada kaldığımız nokta neresi arkadaşlar? Bakın şurada. Şu noktaya bakıyoruz. Burada da zaten dikkat edin 400 yani hatta 100 ile 200'ün arasında bir nokta değerinden başlatmış arkadaşlar. Bunu da eledik. Zaten dediğim gibi buradaki arkadaşa bakın hemen A şıkkını arkadaşlar, sonra C şıkkını, sonra E şıkkını arkadaşlar ve D şıkkını doğrudan eledik zaten yani. Şuradaki biz nokta değerimizi bulduğumuz için, çünkü bu 1900'den yukarıda bir yerde, yani atıyorum 2000, 2400 değerinde bir nokta olacaktı arkadaşlar. Onun için bu şıklarımızı A şıkkını, C şıkkını, D şıkkını ve E şıkkını eledik arkadaşlar. Tabii ki cevabımız ne kaldı burada? Sadece B şıkkı. Evet, cevabımız B'dir arkadaşlar. B şıkkımız. O çünkü biraz 2000 metrenin üzerinde bir değerden başlıyor bu. Bu yaklaşık olarak işte 2400-2500 arasında bir periyottan başlıyor. Direkt aşağı doğru iniyor. Tekrar belli noktadan sonra tekrar hızlı bir şekilde aşağı iniyor ve belli bir periyotta devam ediyor. Geldik dördüncü sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada 98 ÖSS'de çıkmış olan bir gerçek alanla izdüşümsel alan arasındaki soru noktasıyla, konuyla ilgili olan bir sorumuz arkadaşlar bu. Diyor ki bir yerin izdüşüm yüz ölçümü arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan her yer dümdüz kabul edilerek, düzlük kabul edilerek yapılan hesaplamalar sonucu elde edilir diyor. Gerçek yüz ölçüm ise diyor bu yükseklik ve çukurluklar dikkate alınan hesaplamalardır diyor. Mesela buna Türkiye'ye şöyle bir örnek verdiğimiz zaman Türkiye'nin gerçek yüz ölçümü 814 bin kilometre karedir. Yani bütün dağların, ovalarının yükseltisinin hepsinin ortalaması alındığı zaman bir değer 814 bin kilometre karedir yüz ölçümümüz. Gerçek dışındaki izdüşümsel yüz ölçüm alanımız ise 780 bin kilometre karedir arkadaşlar. Yani Türkiye'nin kuzeyinden güneye, doğusuna batısına dümdüz yaptığımız zaman bu 780 bin kilometreye kare düşer. Yaklaşık şöyle böyle bir 34 bin kilometre karemiz arkadaşlar bizim şeydir. Dağlık ve engebelik alandır. Fark fazladır yani mesela. Ama bundan daha da fazla olan yerler vardır. Şimdi demiş ki buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin gerçek yüz ölçümü ile izdüşüm yüz ölçümü arasındaki fark en küçüktür? Bu soru olarak şunu ifade ediyor arkadaşlar. Gerçek yüz ölçümü ile izdüşüm yüz ölçümü arasındaki fark en küçükse, demek ki bu bölge düz bir yermiş arkadaşlar. Bakın çok dağlık bir yer olsaydı gerçek yüz ölçümü ile izdüşümsel yüz ölçümü arasındaki fark fazla olurdu. Buradaki fark küçükmüş arkadaşlar. Yani azmış. Demek ki normalde bu genelde düz olan bir bölgeymiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. A şıkkı Mısır diyor. Mısır'ın genel anlamda yüz ölçüm fiziki yapısına baktığımız zaman hakikaten de Mısır düz bir yerdir arkadaşlar. Fazla bir dağlık bir yer yoktur. Bu kalsın arkadaşlar. B şıkkı Yunanistan diyor. Yunanistan dağlık bir ülkedir arkadaşlar. Onun için onun gerçek yüz ölçümü ve izdüşüm yüz ölçümü arasındaki fark fazladır. C'ye bakalım. İran. Hatta bunlar içerisinde en fazla olandır arkadaşlar. Yani gerçek yüz ölçümü ile izdüşümsel yüz ölçümü arasındaki farkın en fazla olduğu ülkelerden bir tanesidir. Fransa da yani şekilde dağlık ve engebeli bir ülkedir. Özellikle güneyi mesela Fransa'nın. Özellikle o İsviçre'ye sınırı olan, Pireneler dediğimiz bölgeye sınırı olan. Almanya'da yine belli oranda yüksek olan bir yerdir. Burada dediğim gibi gerçek alanla izdüşümsel alan arasındaki farkın en az olduğu yer Mısır'dır arkadaşlar. Mısır çünkü komple düz olan bir bölgedir. Cevabımız
A'dır arkadaşlar. A şıkkımız. Şimdi diğer bir soruya geldik. 2000 yılında çıkmış olan bir soru. Bir fiziki haritada diyor. Hatırlarsanız fiziki haritalarda renklerle gösteriliyordu. Çukurova ile Konya Ovası'nın farklı belirtilmiş olması bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir diyor arkadaşlar. Bakın fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovası. Ova ama ikisinin de oluşumları farklıdır arkadaşlar. Mesela Konya Ovası iç ovadır arkadaşlar. Tekniklinen alandır. Ama Çukurova ise mesela delta ovasıdır arkadaşlar. Deniz kenarındadır. Şimdi farklı renklerle belirtilmiş olması, özellikle bu farklı belirtilmiş olması dedi o. Farklı renklerle belirtilmiş olması bu ovaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir diyor. Yıllık yağış tutarları. Bunlar mesela farklı renklerle gösterilmesi yağışından kaynaklanmaz arkadaşlar. B yükseltilerinin demiş. Bu kalsın. Yükseltileri normalde farklı. Çünkü Çukurova 0 ile 500 metre periyodunda bir yükselti aralığında gösterilir. Konya Ovası ise arkadaşlar 500 ile 1000 metre arasında. Zaten cevabımız da hafiften ortaya çıktı. C yüz ölçümü. Hayır, yüz ölçümlerinin farklı olması. Tabii ki yüz ölçümler farklı ama bu fiziki haritalarda bunu ifade etmez. Jeolojik yapıları bunları ifade etmez. Toprak türü ifade etmez. Burada dediğim gibi farklı renklerle ifade edilmesi, farklı gösterilmesi yükseltilerinden kaynaklanır arkadaşlar. Çünkü Çukurova ile Konya Ovası'nın yükseltileri birbirinden farklıdır. Onun için cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yani yükselti etkisi. Şimdi diğer sorumuza geldik. Türkiye'deki doğal bitki örtüsünün dağılışını gösteren bir haritadan, bakın doğal bitki örtüsünü gösteren bir haritadan aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgi edinilebilir diyor. Yani bitki örtüsü dediğimiz zaman Türkiye'de zaten 3 tane belirgin olan bir bitki örtüsü vardı. Nedir bunlar? Bir ormanlar arkadaşlar, geniş yapraklı ağaçlar diye, karma yapraklı, iğne yapraklı ağaçlar diye. Bir de makiler vardır, kısa boylu bodur ağaçlar. Bir de stepler yani bozkırlar vardır diyor. Hangisi hakkında bilgi edinebilir diyor. A nüfus yoğunluğu. Nüfus yoğunluğu ilgili bir bilgi edinebilir miyiz acaba? Bitki örtüsünün dağılımına bakarak hayır arkadaşlar. Yani stepin olduğu yerler fazladır, ormanın olduğu yerler azdır diye bir şey diyemeyiz. Hayvancılıkta uygulanan yöntemlerle. Mesela bakın hayvancılıkta uygulanan yöntemlerle. Yani bu ne demektir? Mesela besi hayvancılığı veya ahır hayvancılığı veya mera hayvancılığı şeklinde. Bununla da ilgili pek fazla bir bilgi edinemeyiz. Kalsın bu. Akarsu havzalarının genişliğiyle arkadaşlar bakın. Akarsu havzalarının genişliğiyle demiş. Bununla da ilgili bilgi toplayamayız. İklim tipleriyle. İklim tipleri. Evet, iklim tipleriyle ilgili bilgiyi ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada uygulayabiliriz. Buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Onun için cevabımız Diyarbakır arkadaşlar. Buradan doğal bitki örtüsünün dağılışını gösteren bir haritadan iklim tipi ile ilgili bir bilgiye ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir haritada yer alan öncüller vermiş. 3 tane öncül vermiş. Bir yolun eğimi, bir ilin izdüşümsel alanı yani dümdüz olan alanı arkadaşlar. Yani dümdüz yani o ili tamamıyla yükseltilerini, ovalarını, dağlık engebelik alanını sıfırlıyoruz arkadaşlar. Dümdüz kabul ediyoruz. Bir akarsuyun uzunluğu niceliklerinden hangileri haritanın ölçeğinden yararlanarak hesaplanır diyor arkadaşlar. Bakın ölçek yani küçültme payından yararlanarak hesaplanabilir diyor. Şimdi bir yolun eğimini arkadaşlar ölçeğinden faydalanabilir miyiz bir yolun eğiminden? Ölçekle ilgili mesela eğimle ilgili hesaplamalarda yaptığımız zaman hatırlarsınız. Eğimi bulurken ne yapıyorduk? Yükselti farkı çarpı uzunluk eğim olarak değeri payda olarak ve bir de yükselti farkını diyorduk arkadaşlar. Onun için ölçeğinden ne yapamayız bunun? Bir hesaplamasını yapamayız arkadaşlar. Bir ilin izdüşümsel alanı ölçeğinden mesela bunu hesaplayabilir miyiz arkadaşlar? Bunu da hesaplayamayız. Ama bir akarsuyun uzunluğunu arkadaşlar ölçeğinden ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Orada çünkü çizgi ölçeğimiz olur arkadaşlar. Çizgi ölçek. Orada genelde yükselti farkını verir veya uzunluğu verir arkadaşlar. Oradan çok rahatlıkla onu ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Burada dediğim gibi sadece şu akarsuyun uzunluğu ölçeğinden faydalanabilerek hesaplayabiliriz. Geldik diğer sorumuz arkadaşlar. 8. sorumuz. Burada topografya haritalarında aynı yükseklikte olan noktaların birleştirmesiyle elde edilen eğrilere yükselti eğrisi denir. Birbirini izleyen iki eş yükselti eğrisi arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır demiştir. Buna göre yandaki haritada eş yükselti eğrisi arasında verilen numaralanmış noktalardan hangilerini yükseltirini birbirine
en yakındır diyor arkadaşlar. Bakın bu yine dediğim gibi sürekli karşımıza çıkabilecek olan sorulardan bir tanesidir. Bu özellikle denemelerde çok çıkacak karşınıza. Şimdi burada profillerdeki yükselti basamaklarını iyi bilelim arkadaşlar. Görelim burada. Deniz çizgimiz zaten kıyımız arkadaşlar her zaman için 0 metredir. Hemen yükseltilerimiz 100 ile başlamış arkadaşlar. 100, 200, 300, 400 diye gidiyor arkadaşlar. Bakın bu devam ediyor burada. Aynı şekilde şurada da aynı şekilde 100, 200, 300, 400, 500 diye gidiyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz noktalar arkadaşlar. Şimdi bir numaralı yerden başlayalım. Bir numaralı yerin yükseltisi nedir acaba? 0 dedik arkadaşlar burada. 100, 200, 300, 400. Bir numaralı yer demek ki arkadaşlar bir numaralı yer. Bakın burada şöyle hemen şuraya yazalım. Bir numaralı yer arkadaşlar yükselti olarak bakın tekrar 100, 200, 300, 400. Bir numaralı yer 300 ila 400 arasında bir noktada arkadaşlar bakın. Tam net bilinemiyor. Arada olduğu için arkadaşlar bakın net bilinemiyor bu. 300 ile 400 arasında bir yerde yani 350 olabilir, 360 olabilir. 2 numaralı yere bakalım arkadaşlar. 2 numaralı yere bakalım. Burada 0 dedik arkadaşlar. Şu 100'dü. 100 ile 200 arasında bir yerde. 2 numaralı yer arkadaşlar bakın şurada. 2 numaralı yer 100 ile 200'ün arasında bir yerde. 100 ile 200 metre arasında bir noktada arkadaşlar. 3 numaralı yere bakalım. 3 numaralı yer. Hemen akarsuyun dibinde arkadaşlar. 0 ile 100 metre arasında bir yerde. 3 numaralı yerde 0 ile 100 metre aralığında bir noktada. 4 numaralı yere bakalım arkadaşlar. 0 dedik. Deniz seviyesinde olan yer. 100 ve 200. İşte 4 numaralı yerde arkadaşlar. Nerede? 100 metre ile 200 metre arasında. Zaten şunlar çıktı arkadaşlar. Bakın. Ortalama olarak yakın olanlar, en yakın olanlar bunlar arkadaşlar. 5'e geldiğimiz zaman 100, 200, 300, 400 veya nokta olarak gördüğüm zaman 500, doruk dediğim zaman 500 metre olabilir. Burada arkadaşlar dediğim gibi en yakın olanlar 2 ve 4 numaralı yerler arkadaşlar. Yani cevabımız şu C şıkkı 2 ve 4 numaralı yerdir. Burada da en yakın olan nokta. Diğer sorumuza geçelim. İşte bu yakın bir zamanda çıkmış olan güzel bir sorudur arkadaşlar bu. Üniversite sınavlarında çok yorum gücü gerektiren bir sorudur aynı zamanda bu. Şimdi iki tane bir harita vermiş arkadaşlar. İki tane bölge vermiş. Topografi haritası vermiş. Bir numara haritada bir yerin eş yükseltileriyle çizilmiş topografi haritası. Yani şu izoips haritasını vermiş arkadaşlar. İki numaralı haritada ise aynı yerin aynı ölçekte bakın aynı yer ve aynı ölçekte çizilmiş arazi kullanım haritası. Yani arazilerde neler var onları gösteren harita demiş arkadaşlar bakın. Haritadaki bilgilere dayanarak bu yerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. Şu akarsuyumuz arkadaşlar. Her ikisinde de şöyle karşılıklı olarak incelediğim zaman bakın şu akarsuyumuz arkadaşlar bakın. Şuradan geçiyor. Buradan geçiyor. Tam ortadan geçiyor. Şuradan yükseltimiz başlıyor arkadaşlar. Mesela buradan 300'den başlatmış. 300, 400, 500, 600, 700, 800'e kadar çıkıyor. Hatta 900'e kadar devam ediyor zaten. Bundan sonraki yükselti değeri 900 arkadaşlar. Yani demek istediğim burada 800'e kadar belirgin bir şekilde görülüyor. Buradan şekilde 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani sağ tarafta yönük olsa mesela özellikle güneydoğuya doğru 1000 metreye kadar çıkıyor arkadaşlar burada. Şurada arazi kullanımına baktığımız zaman bakın şu ince akarsuyun hemen çevresinde ince noktalı olarak gösteren, küçük nokta olarak görülen yerler sulu tarımın yapıldığı yerlermiş arkadaşlar. Bakın sulu tarımın yapıldığı yerler. Hemen onun üstü zaten dikkat edin yerleşim alanlarıyla beraber iç içe zaten şu noktalar. Onlar da yerleşim alanları bak şu noktalar da yerleşim alanları. Onlar da kuru tahılın veya kuru tarımın yapıldığı yerler arkadaşlar. Genelde tahıllar yapılıyor. En üst nokta da 800 metrenin üzerinde olan yerler de mera alanları. Yani hayvancılığın yapıldığı yerlerdir arkadaşlar bakın. Burası da mera alanları. Şunlar da hayvancılığın yapıldığı yerlerdir. Şimdi şıklara geldiğimiz zaman şıklardan bakalım arkadaşlar. Şıklardan ne demiş? Akarsuya yakın kesimlerde sulu tarım yapılmaktadır diyor. Ki gördüğümüz zaman arkadaşlar doğru. Akarsuya yakın yerlerde sulu tarım yapılmakta arkadaşlar hemen çevresinde. 800 metrenin üzerindeki kesimler hayvancılığa elverişlidir diyor. Baktığımız zaman mera tarımı yapılıyordu hatırlarsanız 800 metrede. 800 metrenin üzerindeki kesimlerde hayvancılığa elverişli. Bu da doğru arkadaşlar. Yerleşmeler daha çok 400 metre ile 600 metre arasında şekillenmiştir diyor. Doğru arkadaşlar. Genelde baktığımız zaman 400 metre ile 600 metre arasında şekillenmişti.
400 ve 800 metre arasında kuru tarım yapılmaktadır diyor. Doğru. Hemen akarsuyun arkadaşlar. Devamında olan noktada, çünkü akarsuyun olduğu çevre 200'den falan başlıyor. 200 ile 400 arası sulu tarımdı. 400 ile 800 metre arasında kuru tarım yapılmaktadır diyor. Yani A, B, C doğru arkadaşlar. Ama E'ye geldiğimiz zaman diyor ki kuru tarım alanları makineli tarım yapmaya elverişlidir diyor arkadaşlar. Bakın kuru tarım yapmaya, kuru tarım yapılan alanlar genelde makineli tarım yapmaya elverişlidir diyor. Hayır arkadaşlar, dağlık ve engebeli olduğu için orası elverişli değil. Yani cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu. Diğer sorumuza geçelim. 10. sorumuza. Bir akarsu yatağı boyunca eş yükselti eğrilerinin seyrek olduğu bölgeden, bakın seyrek olduğu, yani eğimin az olduğu yerden, birbirine uzak olduğu, eğimin az olduğu bölgeden sık olduğu bölgeye geçildiği zaman, yani birbirine yaklaştı, eğimin fazla olduğu bölgeye geçildiğinde akarsuda aşağıdaki değişikliklerden hangisi kesinlikle gerçekleşir diyor. Yani yoruma kaçmadan net olarak ifade edeceğimiz bir şey diyor. Hafızası genişler diyor. Belki genişler, belki genişlemez arkadaşlar. O belli değildir. Arazinin topografik şartlarına göre değişebilir arkadaşlar. Ama B'ye baktığımız zaman akış hızının artması. Evet, eğimin az olduğu yerden eğimin fazla olduğu bir yere geldiğimiz zaman arkadaşlar, burada kesinlikle akış hızı ne olur arkadaşlar? Artar. Yatağının genişlemesi, kol sayısının azalması, akarsuyun ulaşım elverişli hale gelmesi, bunlar dediğim gibi yorumdur arkadaşlar. Net bir ifade değildir. Ama B şıkkı, akış hızının artması, net bir ifadedir arkadaşlar. Bu kesinlik arz eder. Cevabımız Bursa arkadaşlar. 11. soruya gelmeden zaten coğrafi konum ve yerel saatlerle ilgili sorumuza geçiyoruz hemen. Burada devam edelim. 1. sorumuzdan buradan. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır diyor arkadaşlar. Bakın şimdi bu coğrafi konum sorularında arkadaşlar dikkat etmemiz gereken noktalar bunların hangi paralel üzerinde ve hangi meridyen üzerinde olduklarıdır. Şimdi X noktasına baktığımız zaman, X noktası dikkat edin arkadaşlar, yengeç dönencesinin üzerinde. Tam yengeç dönencesinin üzerinde. Boylamına baktığımız zaman boylamını vermemiş. Yani bir boylam üzerinde vermiş. Yani mesela başlangıç meridyenin doğusunda olan bir boylam üzerinde vermiş. Y'ye bakalım arkadaşlar. Y'yi paralel olarak bir yere konumlandırmamış. Sadece oğlak dönencesinin güneyinde bir yer vermiş. Ama dikkat edin, aynı boylam üzerindeler arkadaşlar. X ve Y. Dikkat ettik mi arkadaşlar? Aynı boylam üzerinde. X ve Y aynı boylam üzerinde. Şimdi yıl boyunca aynı dediği zaman hatırlayalım. Aynı boylam üzerinde olan ortak özellikleri. Gündüz süreleri aynı mıdır? Hayır. Birbirinden farklıdır. Çünkü yarım küreleri nedir arkadaşlar? Bunların farklıdır. Yerel saattir. Evet. Aynı boylam üzerinde oldukları zaman arkadaşlar, güneşin önünden aynı anda geçtikleri için arkadaşlar, hızları aynı değildir bunların. Sadece güneş ışınlarını aynı anda görürler arkadaşlar. Güneşin önünden aynı anda geçerler ve bundan dolayı bunların yıl boyunca saat 12'leri, yani yerel saatleri her zaman için aynıdır. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yerel saatler aynı. Açıları, hakim rüzgar yönleri ve yağış rejimleri birbirinden nedir bunların? Farklıdır. Diğer sorumuza geldik. 93 yılında çıkmış olan bir soru. Yine bu saat hesaplaması ile ilgili olan bir sorumuz arkadaşlar, yerel saatte. Diyor ki P noktasında yerel saat 17 iken diyor arkadaşlar. Bakın P noktası şurası, bak. P noktası şurası arkadaşlar. Yine başlangıç meridyenin doğusunda olan bir nokta. P noktasında yerel saat 17 iken diyor. M ve L noktalarında yerel saat kaçtır diyor. P noktası dediğim gibi şurası arkadaşlar, bakın. Şu boylam üzerinde, atıyorum mesela 60 derece doğu boylam üzerinde P noktası. Dikkat edelim. Ha pardon, vermiş zaten. 80 derece doğu boylam üzerinde. 80 derece doğu boylam üzerinde P noktası. Dikkat edelim. M noktasını ve L noktasını soruyor ya. M noktası da aynı boylam üzerinde arkadaşlar. Bakın P ile M noktası aynı boylam üzerindeler arkadaşlar. Eğer aynı boylam üzerindelerse yerel saatleri bunların nedir? Aynıdır. Yani M demek ki saat 17 olacak arkadaşlar. Bakın hemen A, B, C'yi ne yaptık? Eledik arkadaşlar. Çünkü onlarda farklı bir saat dilim, saat zamanı var. 16.40, 16.10, 17.20 diye. O zaman hemen direkt D ve E şıklarına bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada hiç işlem yapmadan, bak dediğim gibi işlem yapmadan sadece dikkat edin, bir püf noktası var arkadaşlar. Şimdi L daha geride olduğu için, yani 75 derece doğu boylamında olduğu için arkadaşlar, o yerel saat olarak biraz daha geride olacak arkadaşlar. Bakın zaten L'de ne demiş? L'de de aynı demiş, yani 17 17 demiş. O zaman L'nin de şurada olması gerekirdi veya şurada bir yerde olması gerekirdi. Aynı boylam üzerinde olması gerekirdi. Ama aynı boylam üzerinde olmadığı için, daha geride olduğu için cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 17'ye 16 40. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu.
Diğer gelelim hemen diğer sorumuza arkadaşlar. Bu Türkiye ile ilgili güzel bir soruydu arkadaşlar bu. Şimdi baktığımız zaman 40 derece doğu boylam üzerinde Rize ve Bingöl'ü vermiş. Normalde bunlar konum olarak biri güneyde, diğeri de kuzeyde arkadaşlar. Farklı boylamları vermiş diyor arkadaşlar. Haritadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Rize ve Bingöl'de aynıdır diyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde hemen ilk şıkkımızda yerel saatleri bunların her zaman için aynıdır. Yani Bingöl'de saat 12 ise Rize'de de saat 12 olacak. Yoksa bitki örtüsü farklıdır, sıcaklık ortalamaları farklıdır, ekvator olan uzaklıkları farklıdır, başlangıç meridyen uzaklıkları farklıdır. Ama yerel saatleri bunların her zaman için aynıdır. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geliyoruz. İşte bu güzel bir soruydu arkadaşlar. 98 ÖSS'de çıkmış olan bir soruydu. Türkiye'de yaz saati uygulaması için saatler 1 saat ileri alındığı zaman. Bir kere hatırlayalım arkadaşlar. Türkiye'de yaz saati uygulaması neresi kullanılıyor? Yaz saati uygulamasında 45 derece doğu boylamı olan Iğdır kullanıyordu arkadaşlar. Bakın unutmayalım. Bizim kullandığımız saat dilimimiz arkadaşlar 45 derece doğu boylamı 3. saat diliminde yer alan Iğdır'dı. Şimdi hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en az olur diyor arkadaşlar. Bakın en az diyor. O zaman Iğdır'a en yakın olan bir yer olacak arkadaşlar. Farkın az olduğu yerler Iğdır'a yakın olan bir yer olacak arkadaşlar burada. Farkın fazla dediği zaman Iğdır'a uzak olan bir yere bakacağız. Burada bize Iğdır'a yakın olan bir yer demiş arkadaşlar. Bakın en az olduğu için. Şimdi Edirne Türkiye'nin batısındadır arkadaşlar. Farkın fazla olduğu bir yerdir. Çanakkale yine aynı şekilde batıda olan bir yerdir. Farkın fazla olduğu bir yerdir. Diyarbakır arkadaşlar. Diyarbakır yine farkın belli oranlarda fazla olduğu bir yerdir. Diğerlerine göre tabii ki biraz daha azdır. Trabzon yine aynı şekilde farkın az olduğu yerlerdir. Ama bizden en az istediği için direkt zaten Iğdır merkez olduğu için Iğdır'ın yerel saatiyle ortak saat arasındaki farkı en azdır. Burada atıyorum farkın fazla olduğu yer deseydi mesela o zaman Edirne veya Çanakkale'den bir tanesi olacaktı. Diğer bir sorumuza geçiyoruz hemen. Beşinci sorumuz. Bu da dünya üzerinde varsayılan meridyen yayı başlangıç meridyenine başlayarak 180'i doğuda 180'i batıda toplamda 360 tane meridyen olarak ayrılmıştır diyor. 180 derece meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir diyor. Doğru. Hatırlarsanız böyle çizgisi bile düz değildi arkadaşlar. Sağa sola doğru kıvrılmıştı bu. Yalnızca bu bilgiye dayanarak yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için. Bakın yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileride olan bir yer için. Yani şurası başlangıç meridyenimiz arkadaşlar. 50 dakika ileride olan bir yer için diyor. Bak 50 dakika ileride olan bir yer için diyor. Ne demiş? 50 dakika öncelerinde hangisine ulaşılabilir diyor. 50 dakika ileride olan bir yer için. Dünyanın bu noktadaki dönüş hızı demiş arkadaşlar. Şimdi 50 dakika ileride demek şu demektir arkadaşlar. 50 bölü 4 demektir arkadaşlar. Bakın 50 bölü 4. Bunu da böldüğümüz zaman arkadaşlar bakın. Bir defa var 4 defa o da ne yapar? 10 yapar. Yine 2 defa var o da ne yapar? Baktığımız zaman 8. Yaklaşık olarak 12,5 derece doğu boylamını ifade eder arkadaşlar. Bakın bu. Bu 50 dakika ileri demek. Böldüğüm zaman 4'e 12,5 derece doğu boylamı demek. Şimdi hangisine ulaşılır diyor. Dünyanın bu noktadaki dönüş hızına. Bu sonuçta bir boylam olduğu için arkadaşlar bakın. Bu boylam olduğu için burada komple bütün meriden, bütün paralellerden, bütün enlemlerden geçtiği için bu ekvatordaki dönüş hızını ne yapamayız biz buradan? Tespit edemeyiz arkadaşlar. Ekvator olan uzaklığını, ekvatorun uzaklığını hayır hiçbirini tespit edemeyiz. Çünkü bu boylam bütün paralelleri geçiyor arkadaşlar. Buna da ulaşamayız. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkını demiş arkadaşlar. Bakın zaman farkını. Sonuçta 180'di 12,5 boylamdı arkadaşlar. Arada yaklaşık olarak şöyle böyle baktığımız zaman 170-168 derecelik bir boylam farkı var. Ondan da zaman farkını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İşte buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Şu 3 kalsın. 4'e bakalım. Başlangıç meridyen olan uzaklığı. Hayır. Bu uzaklık sabit değildir arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek olarak göstereyim. Şu tarih değiştirme çizgisi diyelim mesela. Daha düzgün bir şekilde çizelim. Tarih değiştirme çizgisi şöyle sağa sola doğru kıvrılıyor arkadaşlar. Belli oranlarda kayboluyor. Mesela şurada 12,5 derece atıyorum şuradan mesela 12,5 derece doğu meridyeni diyelim. Bakın dikkat edin uzaklıkları birbirinden nedir arkadaşlar? Farklıdır. Yani her noktada uzaklık aynı değil arkadaşlar. Sabit değil. O değişebiliyor yani uzaklığını ne yapamazsın? Net olarak bulamazsın. Ama tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkını ne yaparsın?
bulursun arkadaşlar. Onun için cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yalnız 3'ü bulabiliriz buradan. Diğer sorumuza geliyoruz. Enlemle ilgili bir soru arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili olduğu savunulamaz diyor. Enlem etkisi demek dünyanın şekli demektir arkadaşlar. Bakın dünyanın şeklinin özelliği, sonuçlarıdır aynı zamanda. Şimdi İç Anadolu bölgesinde kuzey sektörlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi arkadaşlar. Normalde baktığımız zaman İç Anadolu bölgesi Türkiye'nin tam ortasındadır. Kuzeyden gelen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürür arkadaşlar. Bu bir şekilde enlem etkisidir. Bak burada enlem etkisini savunabiliriz arkadaşlar. Bu söylenebilir. B'ye baktığım zaman Antalya'da deniz turizminin mevsiminin Samsun'dakinden önce başlaması diyor. Konum olarak baktığımız zaman Antalya daha güneyde, Samsun daha kuzeydedir arkadaşlar. Bu da yine enlem etkisinden kaynaklanır arkadaşlar. B şıkkı. C'ye baktığımız zaman Ege bölgesinden İç Anadolu bölgesine doğru sıcaklığın düşmesi. Normalde baktığımız zaman arkadaşlar dünyanın şekline veya daha doğrusu Türkiye'nin şeyine baktığımız zaman, fiziki yapısına baktığımız zaman Ege bölgesi şuradadır arkadaşlar konum olarak. İç Anadolu bölgesi de şuradadır. Bakın aynı enlem üzerindedir neredeyse. Yani aynı nokta üzerindedir. Ama sıcaklıklarının farklı olması arkadaşlar enlem etkisinden kaynaklanmaz. Çünkü enlem etkisine terstir. Normalde aynı olması gerekir. Aynı enlem üzerindeyse bunların sıcaklıklarının aynı olması gerekir. Ama burada sıcaklığın düşmesinin sebebi İç Anadolu bölgesinde yavaş yavaş yükseltinin artmasıdır arkadaşlar. Bakın yükselti ve engebenin artmasından kaynaklanır. İşte bu özel konum şartlarıdır. Enlem etkisi değildir. Yani onun için cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Ege bölgesine, İç Anadolu bölgesine doğru gittikçe sıcaklığın düşmesi özel konumdan kaynaklanır. Enlem etkisinden değil. Diğerleri yine şeyle alakalı olan sorular. Şimdi coğrafi konum sorularımız bitti. Diğer sorularımıza geçelim arkadaşlar. Dünyanın şekli ve hareketleri ile ilgili olan konumuz bunlar. Bu biraz daha önemli olan bir, yine coğrafi konumda az da olsa bunda var. Burada birkaç tane sorumuz da tahtamızı kullanacağız. Şimdi iki tane yer vermiş arkadaşlar. Şimdi şekildeki coğrafi koordinatları gösterilen 1 ve 2 numaralı bölgelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 1 ve 2 numaralı yer. Bu 1 ve 2 numaralı yer dediğimiz noktalar arkadaşlar bakalım burada. Şimdi 10, 15 ve 20 aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Bu güney yarım kürede bir yer. Ekvatora yakın olan yer 1 numaralı yer. Ekvatordan biraz daha uzak olan yer 2 numaralı yer. Kutuplara daha yakın tabii ki 2 numaralı yer. Şimdi hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı bölgelerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A'da ne demiş? Gerçek yüz ölçümleri birbirine eşittir demiş. Bakın normalde düzlem üzerinde sanki alanları eşitmiş gibi gösteriliyor ama gerçekte böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Gerçekte dünyamızın şeklinden dolayı hatırlarsanız ben bunu dünyanın şeklinde bahsetmiştim izdüşümsel alan diye. Normalde ekvatordan kutuplara doğru indikçe, aşağı doğru indikçe veya yukarıya doğru çıktıkça fark etmiyor. Aşağıya doğru indikçe alanlar ne olmaya başlar arkadaşlar? Daralmaya başlar değil mi? Mesela bakın şuranın alanıyla şunun 0 derece 10 derece diyelim mesela. Bakın şunun alanıyla bakın paralel olarak 10 paralellik bir fark var mesela. Boylam olarak diyelim mesela 0'a 10 derece doğu boylam diyelim. 10 boylamlık bir fark var diyelim. Aşağıya gelelim arkadaşlar. Bakın aynı boylam farkları. Mesela 70'e 80 diyelim mesela. Yine 10 paralellik bir fark var. Boylam yine 0'a 10 diyelim mesela. 10 derece doğu boylamı. 10 boylamlık bir fark var. 10'a 10, 10'a 10 mesela. Eşit arkadaşlar alanlar. Ama dikkat edin kapladıkları alanlar birbirinden farklıdır. Onun için bu izdüşüm alanları birbirinden eşit değildir arkadaşlar bakın. Onun için burada kesinlikle gerçek yüz ölçümleri birbirine eşittir diyemeyiz arkadaşlar. Oğlak dönencesi ile ekvator arasında yer alırlar. Doğru ikisi de var. İkisinde doğusu ve batısı arasındaki zaman farkı 20 dakikadır. 5 çarpı 4 20 ikisinde de eşit. Başlangıç meridyenin batısında yer alırlar diyor. Doğru baktığımız zaman başlangıç meridyenin batısında yer alırlar. İkisinde güneş ışınları yılda 2 kez dikkat açısına gelir ama unutmayalım. Gerçek yüz ölçümleri ve izdüşüm yüz ölçümleri burada eşit değil. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Hemen diğer noktamıza gelelim arkadaşlar. Buna benzer bir sorumuz yine vardı. Burada dünyanın günlük hareketiyle ve özellikle yine şeklinle ilgili olan bir özelliğimiz var. Şimdi 5 nokta vermiş arkadaşlar. Şekil üzerinde yer ekseni etrafında dönüş sırasında hangisinde çizgisel hız en fazladır? Yani o hızı en fazladır diyor. Bakın burada dikkat edin. Özellikle bazı sorularda sanki ekvator şurasıymış gibi algılanıyor.
O sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Sanki ekvator burası, dünyanın ortası burasıymış gibi. Hani burada özellikle algıda yanılma için arkadaşlar böyle taktikler deniliyor. Burada sanki bu çizgi ekvatormuş gibi algılanıyor. Aslında bu çizgi yengeç dönencesi arkadaşlar. Bakın bu ekvator şurada aslında. Tabii ki biz biliyoruz ki çizgisel hızın en fazla olduğu yer ekvatordur arkadaşlar. Burada işte şurası arkadaşlar. Ekvator dediğimiz çizgimiz aslında burası. Yani sanki şu 3 numaralı yermiş gibi algılanıyor. Çünkü bazen direkt 3 işaretleyenler olmuş bu sorularda, çıkmış olan sorularda. Ama burada cevabımız arkadaşlar şu 2 numaralı yer. Yani ekvator dediğimiz bölge çizgisel hızın en fazla yer olduğu için cevabımız 5 şık arkadaşlar burada. Diğer bir sorumuza geldiğimiz zaman. Şimdi x ve y noktaları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. X neyin üzerinde arkadaşlar? Bakın dikkat edin. X ekvatorun üzerinde. Y de Oğlak dönencesinin üzerinde. Güney yarımkürede 23-27 Oğlak dönencesinin üzerinde. Şimdi bunlardan hangisi yanlıştır diyor. Y noktasında 21 Aralık'ta güneş ışınlarını dik açıyla alır diyor. Doğru bakın. Y noktası güneş ışınlarını 21 Aralık'ta tam 90 derecelik dik bir açıyla alır saat 12'de. Bu doğru. B'ye bakalım. X noktasında yıl boyunca gece gündüz süreleri eşittir diyor. Doğru. X ekvator üzerinde olduğu için ekvatorda gece gündüz süresi yıl boyunca eşittir arkadaşlar. O da doğru. C'ye baktığımız zaman X ve Y noktalarının bulundukları enlemler arasındaki bir yer yıl içinde iki kez güneş ışınlarını dik açıyla alır diyor. Bak X ve Y noktalarının bulundukları enlemler arasında yani ekvatorla oğlak dönencesi arasındaki bir yer yıl içinde iki kez güneş ışınlarını dik açıyla alır diyor. Doğru. Bu dönenceler arası güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alır. Bu da doğru arkadaşlar. D'ye bakalım. Y noktasının yıl içinde yaşadığı en uzun gece 21 Haziran'dır diyor arkadaşlar. Bakın Y noktasının en uzun gece olarak yaşadığı zaman 21 Haziran. Doğru çünkü 21 Haziran'da Güney yarımküre güneşin eğik açıyla aldığı için burada gece süresi arkadaşlar uzundur. Bu da doğru. E'ye bakalım. Y noktasındaki gölge boyunun yıl içinde Y noktasının gölge boyunun yıl içinde en kısa olduğu tarih 23 Eylül demiş arkadaşlar. Hayır. Biz ne demiştik? Y noktası güneş ışınlarını 21 Aralık'ta dik açıyla aldığı için gölge boyunda en kısa olduğu tarih 21 Aralık'tır arkadaşlar. Onun için 23 Eylül değildir yani. En kısa olduğu tarih aslında 21 Aralık olacak arkadaşlar. 23 Eylül'de X noktasında gölge boyu kısadır. Çünkü oraya dik açıyla gelir. Onun için cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Bu yanlıştır yani. 23 Eylül değil 21 Aralık olacaktı bu. Yine bir enlem ve boylam derecesini vererek arkadaşlar burada gündüz uzunluklarının ve yerel saat farkının en az oldukları noktalara bakacağız arkadaşlar. Şimdi 5 tane ülke vermiş. Buna göre demiş bu ülkelerin hangisinde yerel saat farkı en az? Bakın yerel saat farkı en az. O zaman yerel saat farkı en az dediğine göre şeylerine bakacağız. Boylamlarına bakacağız. Doğu batı şeklindeki arkadaşlar. Boylamlarına bakacağız. Gündüz uzunlukları da en fazladır diyor arkadaşlar. Bakın gündüz uzunlukları da en fazla. O zaman kuzey güney doğrusundaki farkın en fazla olduğu yere bakacağız. Ülke olarak arkadaşlar. Şimdi 1'e Mısır'a bakalım. Enlem dereceleri demiş arkadaşlar. 22'ye 32. 10 enlemlik bir fark var arkadaşlar. Boylamına baktık. 25'e 37. Yaklaşık olarak şöyle böyle bir ne kadarlık bir farkı var? 12 boylamlıkta bir fark var arkadaşlar. Burada şeylerine baktığımız zaman enlem derecesi olarak 18'e 55 demiş arkadaşlar. Gerçi bunlar baktığımız zaman aslında şey doğu batı olarak da verilecekti. Şurada arkadaşlar bakın 18 55 demiş arkadaşlar. Biri 18 derece şeyde güneyde arkadaşlar. Diğeri de 55 derece güneyde olacak arkadaşlar. Burada baktığımız zaman burada fark çok fazla arkadaşlar. Bakın burada şu G olacaktı arkadaşlar. Şurada Şili 18-55G olacaktı. Burada herhalde şeyde bir hata oldu. Bu G olacaktı. 18-55 güney dediğimiz arkadaşlar nokta olacaktı. Boylam derecesine baktığımız zaman 68'e 72. Bakın 18'e 55 enlem olarak çok fazla. Yani gündüz uzunluğu fazla arkadaşlar. Şeye baktığımız zaman boylam olarak da 68'e 72 arkadaşlar. 4 enlemlik 4 boylamlık bir fark var arkadaşlar burada. Onun için buradaki fark yerel saat farkı daha azdır. Gündüz uzunluğu ise daha fazladır. Ama diğerlerinde arkadaşlar dedim ki 36-42 fazla mesafe farkı değil. Paralel farkı. Güney Afrika'da yine fazla değil. 7 enlemlik. Meksika'da 17-32 15'lik. Burada özellikle 18-55 şöyle böyle baktığımız zaman arkadaşlar 37 enlemlik bir fark vardır burada. Boylam olarak da sadece 4 enlemlik bir fark vardır. Onun için Şili arkadaşlar burada farkın yerel saat farkının en az olduğu gündüz uzunluğunda en fazla olduğu nokta olarak ifade
edilmiştir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacaktı burada. Diğer sorumuza gelelim. 40. para üzerindeki bir noktanın hangi yarım kürede yer aldığını aşağıdakilerden hangisine bakarak saptayamayız diyor arkadaşlar. Bakın. Yani dünyada 40. paralel üzerinde dediği bir nokta. Yani bu kuzey yarım kürede mi, güney yarım kürede mi olduğunu nereye bakarak saptayamayız diyor arkadaşlar. Şöyle bir nokta, yani şurası 40 derece, şurası da 40 derece. Her iki yarım kürede de var sonuçta bu. Ne demiş? 40. paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarım kürede yer aldığını aşağıdakilerden hangisine bakarak saptayamayız diyor. Gece gündüz süresinin eşit olduğu güne. Buna baktığımız zaman gece gündüz süresinin eşit olduğu gün ne zamandır arkadaşlar? 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Ve bu her iki yarım kürede de her noktada aynı değil midir? Onun için bu tarihlerde ne yapamayız arkadaşlar? Gece gündüz süresinin eşit olduğu güne bakarak hangi yarım kürede olduğunu saptayamayız. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Normalde gündüz süresi uzamaya başladığı güne bakarak mesela onun hangi yarım kürede olduğunu anlayabiliriz. Gölge boyunun en kısa olduğu aya baktığım zaman hangi yarım kürede olduğunu anlarız. Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya bakarak mesela yine hangi yarım kürede olduğunu anlayabiliriz. Cisimlerin öğle saatlerindeki gölge yönüne bakarak hangi yarım kürede olduğunu ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Ama gece gündüz süresinin eşit olduğu güne bakarak bunların hangi yarım kürede olduğunu ne yapamayız? Anlayamayız. Çünkü dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşittir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Devam edelim 7. soruda. Fransa ve Arjantin'de aynı tarım ürününün yılın farklı dönemlerinde olgunlaşmasının birinci nedeni, temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bildiğimiz gibi Fransa nerededir arkadaşlar? Kuzey yarım kürededir. Fransa şurada bir yerdedir. Fransa. Arjantin nerededir arkadaşlar? Şurada bir yerdedir. Arjantin'de güney yarım kürede bir yerdedir. Demek ki burada temel farklılık arkadaşlar farklı yarım kürelerde olmasıymış değil mi? Şimdi bakalım. Toprak türlerinin farklı olması. Hayır. Toprak türlerinden dolayı olgunlaşma sürelerinin, olgunlaşma dönemlerinin arkadaşlar farklı olmasından kaynaklanmaz. Tarım yöntemlerinin farklı olması. Hayır. Alakası bile yoktur. Yüzey şekillerinin farklı olması. Hayır. Bu şöyle bir şey olabilir mesela. Hani olgunlaşma sürelerine baktığımız zaman mesela Türkiye'den de buna benzer şöyle bir özellik vardır mesela. Yüzey şekilleri farklı derken mesela İzmir'le Van aynı paralel üzerindedir normalde. İzmir'de daha erken olgunlaşır. Van'da ise daha geç olgunlaşır. Ama bu aynı yarım kürede olan, aynı enlem üzerinde olan noktalardadır. Ama bunlar farklı yarım kürelerde, farklı enlemdedir arkadaşlar. Bunu ifade etmez. Bulundukları yarım kürelerinin farklı olması. Evet, Fransa kuzey yarım kürededir. Güney yarım kürede ise Arjantin bulunur arkadaşlar. Bundan dolayı bunların tarım ürünlerinin olgunlaşma süreleri farklı dönemlerdedir arkadaşlar. Farklı dönemlerde gerçekleşir. Yani birinde atıyorum Haziran ayında olgunlaşır. Diğerinde ise Aralık ayında olgunlaşır arkadaşlar. Neden? Çünkü Arjantin Aralık ayında yaz mevsimini yaşar mesela. Ortalama yükseltinin farklı olması. Hayır, o aynı enlem için olsa geçerli olabilir arkadaşlar. Ama cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuza gelelim. Bu da yine aşağıdaki tabloda KLM kentlerinin 21 Haziran ve 21 Aralık arasındaki gündüz uzunlukları saat olarak gösterilmiştir diyor. Buna göre KLM kentleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar bakın. Şimdi kentlerimiz vermiş KLM 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerindeki gündüz sürelerini bak gündüz uzunluklarını vermiş arkadaşlar. Burada soru öncülümüzdeki şu şeye dikkat edelim gündüz uzunlukları. 21 Haziran'da bakın arkadaşlar eğer 21 Haziran'da şöyle bir şey diyelim hatta şöyle bir sınır yapacağız. Şöyle bir sınır. Ekvatorda her zaman için gece gündüz neydi arkadaşlar? Eşitti değil mi? 12 saat gündüz 12 saat gece eşitliği yaşanıyordu. Şimdi 21 Haziran'da K kentinde 11 saat gündüz yaşanıyorsa çünkü 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz yaşanır. Gündüzler uzundur arkadaşlar. Eğer 11 saat gündüz yaşanıyorsa K kenti bilin ki arkadaşlar güney yarımkürede bir yerdedir. K kenti. Çünkü dikkat edin 21 Aralık'ta da 13 saat gündüz yaşanıyor arkadaşlar ve ekvatora yakın bir yerdir. K kenti güney yarımkürede ekvatora yakın bir yerdedir. L'ye baktığımız zaman 14 saat gündüz yaşanıyor. O zaman L arkadaşlar şurada bir yerdedir. L de şurada bir yerdir. Yani kuzey yarımkürede böyle tropikal kuşakla tropikal kuşağın bize orta kuşağa yakın bir yerdedir bu. Çünkü Türkiye'de mesela Türkiye'ye yakın bir yerdedir. L bölgesi mesela L kenti bizde 15 saattir mesela gündüz süresi. M kentine geldiğim zaman tam 19 saat sürüyormuş arkadaşlar. O demek ki M kenti biraz daha kuzeyde arkadaşlar. Hatta kuzey yarım kürenin bayağı bir yukarısında arkadaşlar. Böyle bir şablonumuz oluştu.
Şimdi baktığım zaman şimdi kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. İki tane noktamız kuzey yarımkürede, yani L kenti ile K kenti kuzey yarımkürede. K kenti ise güney yarımkürede arkadaşlar. Şimdi kesinlikle yanlışa baktığımız zaman ne demiş A'da? Üç kent de kuzey yarımkürededir diyor. Hayır arkadaşlar. İki kent kuzey yarımkürede, bir kent ise güney yarımkürede. Onun için cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Ekvator'a en yakın kent K kentidir. Doğru. Çünkü yaklaşık olarak 12 saatten 1 saatlik bir farkla. Şey, M kenti diğerlerinden daha kuzeydedir diyor. Doğru. L kenti orta kuşakta yer alır diyor. Doğru. M kenti yıl boyunca güneşlerin L kentinden daha eğik açıyla alır diyor. Doğru, daha kuzeyde. Ama A şıkkımız çok belirgin bir şekilde yanlış arkadaşlar. Ki buna benzer en son üniversite sınavında da bir benzer bir soru geldi arkadaşlar. Bu sürekli gelebilecek olan noktalardan bir tanesi. Bu konumuza iyi çalışalım arkadaşlar. Özellikle gün dönümlerdeki gündüz sürelerine. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 10. sorumuz. Burada da 5 tane nokta vermiş arkadaşlar. M, N, P, R, S demiş arkadaşlar. M ve N noktaları aynı. Hepsi zaten aynı boylam üzerindeler arkadaşlar bunlar. Bu 5 nokta. Ama şöyle bir farklılıkları vardır. M ve N kuzey yarımkürede, P ekvatorun üzerinde, R ve S ise arkadaşlar güney yarımkürede. Hangisi yıl boyunca aynıdır diyor arkadaşlar. Bunlar bu 5 noktanın hangi özelliği yıl boyunca aynıdır diyor. Bakın bu özellikle sürekli çıkan noktalardan bir tanesi. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklı demiş. Hayır, birbirinden farklıdır arkadaşlar. Güneş karşısından geçiş hızları demiş arkadaşlar, bakın. Güneş karşısından geçiş hızları. Normalde burada P geçiş hızı daha fazladır arkadaşlar. Neden? Çünkü dünyanın eksen etrafındaki dönüş hızı P'de daha fazladır. M'de ise ve S'de ise daha azdır arkadaşlar. Onun için farklıdır burada. C'ye bakalım. Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu ana yerel saat diyoruz değil mi? İşte yerel saatleri bunların arkadaşlar nedir? Aynıdır. Yani burada dikkat edin arkadaşlar, kelime oyunu yapmış. Yani yerel saat dememiş de gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an demiş. İşte o da yerel saattir ve o da 5 noktanın yerel saat her zaman için aynıdır. Cevabımız C şıkkı. Aydınlanma süresi, güneşin düşme açıları birbirinden nedir bunları? Farklıdır. Şimdi 11. soru güzel bir soru arkadaşlar. Yine aynı şekilde gündüz süresiyle ilgili olan, bakın çok sık karşımıza çıkıyor böyle sorular. Antalya'dan 10 günlüğüne Sinop'a giden bir kişi, bakın Antalya'dan, hatta bunu konum olarak şöyle de ifade edelim arkadaşlar. Antalya'dan 10 günlüğüne. Antalya şurada arkadaşlar, konum olarak Türkiye'nin şurasında, Sinop'ta şurasında 10 günlüğüne Sinop'a giden bir kişi diyor arkadaşlar. Sinop'a giden bir kişi. Bu süre içerisinde, bakın bu süre içerisinde Sinop'taki gündüz süresinin Antalya'dakinden uzun olduğu. Yani mesela şöyle bir şey. Antalya'da diyelim ki gündüz süremiz arkadaşlar 14 saat. 14 saat. Sinop'ta ise 15 saatmiş arkadaşlar, bakın. Sinop'ta ise 15 saatmiş. Uzun olduğunu ve ama gündüz sürelerinin her gün biraz da kısaldığını gözlemlemiş arkadaşlar. Yani diyelim ki 10 gün kaldı ya orada mesela. Yani diyelim ki şöyle bir belli bir tarih olsun mesela. O tarihte gitti. O gün süresinde Sinop'ta gündüz süresi uzun. Gündüz süresi uzun arkadaşlar. Ama gündüzler de yavaş yavaş kısalmaya başlıyor. Bu gözlem aşağıdakilerden hangisi tarihler arasında yapılmış olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bu tarihlerde dikkat edelim. Gün dönümlerden hatırlayalım. Türkiye'de gündüzlerin en uzun olduğu tarih ne zamandı arkadaşlar? Ne zamandı? 21 Haziran'dı değil mi? 21 Haziran'da. Türkiye'deki bütün noktalarda gündüzler en uzundu. En uzun da zaten Sinop'taydı. En kuzeydeki noktadaydı arkadaşlar. 21 Haziran'dan bir gün sonra artık en uzun gündüzden sonra gündüzler yavaş yavaş ne olmaya başlıyordu? Kısalmaya başlıyordu değil mi? Ama halen kuzey yarımkürede gündüzler gecelerde neydi? Uzundu. Demek ki bizim bakacağımız periyot arkadaşlar 21 Haziran'la 23 Eylül arasında bir tarih olacak. Çünkü burada ne demiş? Gündüzler uzun olacak ama gündüzler de yavaş yavaş ne olmaya başlayacak demiş. Kısalmaya başlayacak demiş. Her gün biraz kısalmaya başlamış demiş arkadaşlar. Onun için bizim bakacağımız periyot, yani zaman aralığı arkadaşlar ne olacak burada? Haziran'la 21 Haziran'la 23 Eylül arasındaki bir tarih olacak arkadaşlar. A şıkkına bakalım. 20 Mayıs'ta 29 Mayıs. Hayır, burada gündüzlerin sürekli uzadığı bir tarihtir arkadaşlar. Kısaldığı tarih değildir bu. B'ye baktığım zaman evet. 1 Temmuz'da 10 Temmuz arası doğru, Haziran'dan sonraki bir tarihtir. Ve gündüzlerin uzun olduğu ve gündüzlerin de kısalmaya başladığı bir tarihtir arkadaşlar. Onun için cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 26 Eylül, 5 Ekim zaten gündüzlerin sürekli kısaldığı
tarihtir arkadaşlar. Hatta gündüzlerin daha da kısa olduğu bir tarihtir. 5 Kasım, 14 Kasım yine gündüzlerin kısa olduğu bir tarihtir. 28 Aralık, 6 Ocak'ta yine bunlar da gündüzlerin kısa olduğu. Gündüzler uzamaya başlıyor ama burada tam tersi zaten. Gündüzler uzamaya başlıyor ve gündüzler de burada kısadır. Onun için cevabımız B şık arkadaşlar. 1 Temmuz ve 10 Temmuz olacaktı. Şimdi diğer sorumuza geleceğiz arkadaşlar. 12. sorumuz. Türkiye'de 3 tane 4 tane öncül vermiş arkadaşlar. Demiş ki bu özelliklerinden hangisileri Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer aldığını gösterir diyor. Yine nerede olduğunu bilmemizle ilgili arkadaşlar. Dünyanın şekli ve özelliğine bağlı olarak Türkiye'de 4 nokta öncül vermiş arkadaşlar. Hangi özelliklerine bakarak kuzey yarımkürede olduğunu gösterir demiş. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik düşmemesi arkadaşlar. Bakın buna baktığımız zaman bu güney yarımkürede de var değil mi mesela? Güney yarımkürede de güneş ışınları hiçbir zaman ne yapmıyor mesela? Bazı noktalarına hiç dik açıyla düşmüyor. Bu kuzey yarımküre olduğunu kanıtlar mı? Yok. Bu güney yarımkürede olabilme özelliğinden de kaynaklanabilir. Onun için biri almıyoruz arkadaşlar. Çünkü güney yarımkürede de güneş ışınlarının bazı noktalarına hiçbir zaman dik açıyla dik düşmüyor. Ama ikiye baktığımız zaman cisimlerin gölgesinin cismin güney yönüne düşmemesi arkadaşlar bakın. Güney yönüne düşmemesi. Her zaman nereye düşmesi demek bu? Kuzeye düşmesi. Evet. Türkiye'nin özelliğine baktığımız zaman arkadaşlar konum itibariyle Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde olduğu için şurada olduğu için bizde dikilen cisimler her zaman için kuzeyi gösterir arkadaşlar ve bu da kuzey yarım kürede yer aldığını gösterir. Güneşe dönük olan cephesi güneydir arkadaşlar. Güneşi güneyden görür. Güneşi güneyden görür ve gölgesi de sürekli nereye düşer tabii ki bunun? Kuzeye düşer. Onun için bu öncül arkadaşlar kuzey yarım kürede olduğunu ispatlar. Yani ikinci öncülümüz ispatlar. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. Doğru, kuzey yarım kürenin orta kuşağındayız ama güney yarım kürenin orta kuşağında olan yerler de vardır. Mesela orada da yine dört mevsim belirgin olarak ne yapılır arkadaşlar? Yaşanır değil mi? Onun için bunu da geçiyoruz. Üçü. Dörde bakalım. Kış mevsiminde kuzey kesimlerinde gece uzunluğunun güneyindekilerden fazla olması arkadaşlar. Evet bu da bir nedir? Aynı şekilde kanıttır arkadaşlar. Onun için 2 ve 4'ler Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer aldığını kanıtlayan önemli noktalardır. Yani cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 2 ve 4 bu cevabımız olarak ifade ediyoruz. Şimdi bunlar da bitti arkadaşlar. Şimdi yeni bir sorumuza geçeceğiz. İklim bilgisi konumuz arkadaşlar. Sorularımıza bakalım hemen. Ne demiş? Kışın bulutsuz günlerde havanın çok soğuk veya ayaz olmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bak kışın burada çok önemli olan nokta şu zaten. Bulutsuz olduğu günlerde. Sıcaklık dağılımını da hatırlarsanız bulutlu olan günlerde yerden ısı kaybı ve ışıma azdı değil mi? Hatırlarsanız atmosfer iklim konusunda daha doğrusu sıcaklığı etkileyen faktörlerde bahsetmiştik. Burada havanın çok soğuk, ayaz olmasının başlıca nedeni havadaki nem oranının artması demiş. Hayır tam tersi. Nem oranı artsa o kadar soğuk olmaz. Işıma yoluyla yerden atmosfere verilen ısının tutulamaması arkadaşlar. Tutulmaması veya tutulamaması burada sıcaklığın azalmasına sebep olur arkadaşlar. İşte cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Atmosfer basınçla, alçalıcı hava hareketle güneşten gelen enerji azalmasının bir etkisi, bir unsur yoktur arkadaşlar. Burada ışıma yoluyla atmosferden verilen ışınların tutulamaması, ısının tutulaması. Çünkü bulutlar tutuyor arkadaşlar. O sıcaklığın artmasını sağlıyor. Ama olmadığı zaman işte soğuk ve ayaz oluyor arkadaşlar hava. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde atmosferin etkisi en azdır demiş arkadaşlar. Bakın atmosferin etkisi. Yazların sıcak, kışların soğuk geçmesi demiş. Normalde yazların sıcak ve kışların soğuk geçmesinde etkili olanlarsa güneşlerin gelişmesidir, değil mi? Aslında temelde o vardır arkadaşlar. Tabii belli oranlarda nem yani atmosferdeki nem belli bir oranda buna da az da olsa bir etki sağlar. Şu A şıkkı kalsın arkadaşlar. Şimdi B'ye bakalım. Güneşten gelen enerjinin bir kısmının tutulması. İşte burada atmosferin doğrudan etkisi vardır. Eğer atmosfer olmasaydı arkadaşlar güneşten gelen ışınlar doğrudan etkileyecekti. Hatta şöyle böyle bir 200 derecelik 300 derecelik bir ışın demeti etkileyecekti. Ve o da dünyaya etkilediği zaman mesela doğrudan sıcaklığın inanılmaz derecede artmasına sebep olacak. Onun için bu B şıkkı arkadaşlar doğrudan etkili olan bir unsurdur yani. Etkisi fazladır burada. Gündüzlerin aşırı sıcak, gecelerin aşırı soğuk olması arkadaşlar. Burada da yine bakın gündüzlerin aşırı sıcak, gecenin aşırı sıcak olmasını etkileyen, olmamasını etkileyen yine atmosferdeki nemdir arkadaşlar. Su buharıdır. Yerden yansıyan ışınların tutulmasında yine aynı şekilde atmosferin bir etkisi vardır arkadaşlar.
Güneşten gelen zararlı ışınların bir kısmının tutulması yine burada doğrudan etkili olan bir unsur. Özellikle şurada aynı şekilde B'deki gibi doğrudan etkisi olan bir unsurdur. Ama yazların sıcak, kışların soğuk geçmesinde arkadaşlar temelde güneş ışınlarının geliş açısıdır arkadaşlar. Atmosferden ziyade eksen eğikli, yani güneş ışınlarının geliş açısı etkilidir. Onun için cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Troposfer kalınlığının ekvatorda kutuplara göre daha fazladır demiş. Şimdi doğru baktığımız zaman troposfer ekvatorda daha fazla kalın arkadaşlar. Daha fazla yer kaplıyor. Kutuplarda ise daha az yer kaplıyor. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir demiş. İşte cevabımız arkadaşlar ekvatorda havanın ısınarak yükselmesi. Ben bunu yine basınç konusunda bahsetmiştim hatırlarsanız. Isınan hava arkadaşlar genleşiyor, daha fazla yer kaplıyor ve kalınlaşmaya başlıyor arkadaşlar. İşte ekvatorda sürekli sıcak olduğu için ekvatorda ısınan hava genleşiyor ve daha fazla yer kaplıyor. Onun için daha kalın oluyor arkadaşlar. Yoksa kutuplarda buzulların geniş artması, ekvatorda denizlerin çok yer tutması, bağıl nemin yüksek olması, kutuplardan enlemleri 60 enlem doğru rüzgarların etkili olması değildir. Burada cevabımız A şıkkı. Ekvatorda ısınan havanın yükselmesi, sıcaklığın fazla olması, gazların geniş yer tutmasına, daha fazla yer tutmasına sebep oluyor. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Şimdi basınçlarla ilgili güzel bir soruydu. Buna göre demiş, Ocak ayında haritada numaralandırılmış basınç merkezlerinden hangilerinde kalan yerlerde havanın ayaz olması beklenir demiş arkadaşlar. Bakın ayaz yani soğuk olması. Bir kere Ocak ayında arkadaşlar kuzey yarımkürede ne yaşanıyor? Kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ise yaz yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş? Hava genellikle alçak basınç alanlarında bulutlu, yüksek basınç alanlarında ise açık olmaktadır diyor. O zaman biz kış olduğu için arkadaşlar kuzey yarımküredeki yüksek basınç alanlarına bakacağız değil mi? Kuzey yarımküredeki yüksek basınç alanlarına bakacağız. Şimdi burada baktığımız zaman kuzey yarımkürede 2 numaralı yer deniz alçak basınç alanı zaten bulutludur arkadaşlar. 3-4 numaralı yer yine bulutlu olan alçak basınç alanıdır. Burada bakacağımız yer arkadaşlar 1 ve 3 numaralı yerler. Zaten bunlar dikkat edin karaların içerisinde çok soğuk olan yerlerdir arkadaşlar. Ve buralarda hava nedir? Ayazdır. Buralarda bulutluluk azdır arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı yer olacak. Yani cevabımız A şıkkı. Bu da hakim rüzgar yönüyle ilgili olan, rüzgarlarla ilgili olan verilmiş olan bir soru. Yine çok sık çıkabilecek olan sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Yalnızca rüzgar frekans külleri göz önüne alındığında bu iki merkezle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bakımından bir benzerdir diyor arkadaşlar. Dikkat edin, benzerlik açısından pek fazla bir noktamız yok. Özellikle şeylerde arkadaşlar. Yani biz buradan sadece anlayabileceğimiz, dikkat edin. Birinde hakim rüzgar yönü kuzeydoğuya doğruymuş. Diğerinde ise güneybatıya doğruymuş arkadaşlar. Hakim rüzgar yönü özellikle güneybatıya doğru. Şurada da az da olsa bir benzerliği var arkadaşlar. Denizden uzaklıklarına buna baktığımız zaman bu iki noktanın biri denize yakın veya biri uzak veya aynı uzaktır diyemeyiz bunlara. Bulundukları enlem kesinlikle ama kesinlikle buna ulaşamayız arkadaşlar. Çevrelerindeki yer şekillerinin uzanış yönü. İşte bakın bu benzerlik gösterir arkadaşlar veya bunların arkadaşlar nasıl bir özellik gösterdiğini anlayabiliyoruz. Demek ki bu birinci şekilde yer şeklinin uzanış doğrusu arkadaşlar güneybatıya doğruymuş. Diğerinde ise kuzeydoğuya doğruymuş. İşte bunları bulabiliriz arkadaşlar. Benzer olduğu söylenir. Çevrelerindeki yer şekillerin uzanış yönü bazı da olsa burada arkadaşlar neymiş? Benzermiş. Buna ulaşabiliriz. Yoksa yıllık ortalama sıcaklıkta bulunduğu yarım küreleri kesinlikle ama kesinlikle ulaşamayız. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde hakim rüzgar yönündeki hızların miktarına bakacağız arkadaşlar. Eş basınç haritasında verilen yörede numaralanmış oklar yönünde rüzgarlar esmektedir diyor. Buna göre hangi ok yönünde esen rüzgarın şiddeti en fazladır diyor. Hatırlarsanız rüzgarlarda hızı etkileyen temel faktör neydi arkadaşlar? Basınç farkıydı değil mi? Basınç farkına bakacağız ilk önce. Şimdi baktığımız zaman bu 5 noktanın veya 4 noktanın arkadaşlar basınç farkları aynı neredeyse. 750'ye 755, yani 5'er milibarlık bir fark var arkadaşlar. Fark hepsinde aynıysa bu sefer yakınlık ve uzaklığa bakacağız arkadaşlar, bakın. Yakınlık ve uzaklığa bakacağız. Burada en yakın olan noktaya bakacağız arkadaşlar. Dikkat ettiğimiz zaman en yakın olan noktada arkadaşlar burada şu 4 numaralı yerdir bakın. Doğusuyla batısı arasında veya kuzeyle güney arasında birbirine en yakın olan nokta şu 4 numaralı yerdir arkadaşlar. Onun için rüzgarın hızı ve şiddetinin en fazla olduğu yerde şu 4 numaralı yerdir. Yani D şıkkıdır. Diğer sorumuza geldik. Kuzey yarımkürede deniz seviyesindeki bir bölgede ölçülen basınç değerleri ve eş basınç eğrileri gösterilmiştir diyor. Bu haritadan
ölçümün yapıldığı zamanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bir bilgi edinilemez diyor arkadaşlar. Şimdi A bölgenin hangi kesimlerinin yüksek ya da alçak basınç etkisi olduğu bulunduğunu. Baktığımız zaman hakikaten hangi bölge yüksek basınç, hangi bölge alçak basınç alanında olduğunu ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz arkadaşlar. Bölgedeki en yüksek basıncın hangi değerler arasında alabileceği, buna da ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Ulaşabiliyoruz bunlara da. C'ye baktığımız zaman bölgedeki basınç merkezlerinin sayısına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Burada kaç tane basınç merkezi sayısı var, ulaşabiliyoruz. Bölgede en şiddetli rüzgarın hangi yönden eseceğine de ulaşabiliyoruz. Çünkü basınç farkları buradan rüzgarın yönünü ne yapabiliyor arkadaşlar? Gösterebiliyor. Veya işte hakim rüzgar yönü olarak yüzü izoipslerden burada ne yapabiliyoruz? Veya basınç haritasından anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama E'ye baktığımız zaman E'de ne demiş? Basınç merkezlerinin sıcaklık değerlerini. Hayır. Bunlara ne yapamayız arkadaşlar? Yani mesela şurada yüksek basınç değeri 1020 minibar. Yani bu işte bunun sıcaklığı 10 derecedir diyemeyiz mesela. Veya alçak basınç değerinde 1006 işte bunun sıcaklığı da 20 derecedir diyemeyiz. O sıcaklık değerlerine ulaşamayız arkadaşlar. Onun için cevabımız E şıkkı. Buna ulaşamıyoruz. 8. soruya geldiğimiz zaman yeryüzünde genel hava dolaşımının yanı sıra yerel basınç koşullarının değişimlere bağlı olarak da gün içinde kara ile deniz arasında, dağ vadi arasında yerel rüzgarlarda eser diyor. Buna göre yerel rüzgarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hatırlayalım. Kara ve deniz meltemleri günlük o basınç farkından kaynaklanıyor arkadaşlar. Gündüz denizden karaya, gece ise kara denizden, karadan denize doğru esiyordu. Şimdi söylenemez. Esiş sürelerini genellikle kısadır diyor. Doğru. 6 saatlik, 5 saatlik, 3 saatlik bir periyodik süreçte gerçekleşir arkadaşlar. Bazen tabii 6 saati geçebiliyor. Ama dediğim gibi genelde kısadır arkadaşlar bunların esiş süreleri. Etki alanları dardır, doğru. Sadece deniz kenarında veya dağ, vadi, yamaç bölgelerinde gerçekleşir. Gün içerisinde esiş yönleri değişebilir, doğru. Dedik ya, meltem rüzgarları özellikle gündüz denizden karaya doğru, gece ise karadan denize doğru değişebiliyor. Gün içinin sıcaklık değişikliklerine yol açtıkları demiş. Bakın gün içinde sıcaklık değişikliklerine yol açtı demiş. Yani böyle bir etkileri var mı acaba bu? Kalsın. E'ye bakalım. İklim özelliklerinin oluşmasında ana etken oluşmaları, ana etken oldukları arkadaşlar. Bak iklim özelliklerinin oluşmasında ana etkin oldukları. Hayır. Bu kesinlikle söyleyeyim. Şu gün içerisinde sıcaklık değişikliklerine yol açtı. Çok belirgin değildir ama az da olsa mesela denizden karaya doğru estiği zaman arkadaşlar serinletici bir özelliği vardır. Burada bir etkisi vardır ama iklim özelliklerinin oluşmasında ana etken olduğu söylenemez arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı burada. Diğer 9. sorumuza geldiğimiz zaman basınç farklarına doğan hava hareketlerine rüzgar denir. Rüzgarlar her zaman yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser diyor. Buna göre yandaki basınç haritasında numaralanmış yerlerden hangilerinde alçak basınç alanları gösterilmektedir diyor arkadaşlar. Bakın alçak basınç alanları gittiği noktalardır arkadaşlar bakın. Gittiği noktalardır, başladığı noktalardır. Şimdi burada bir numarayla bakalım arkadaşlar bakın. Hakim rüzgar yönü dediğimiz arkadaşlar yüksek basınç, alçak basınca giden noktalardır. Bakın bir numaralı yerde oklar neyi gösteriyor arkadaşlar? Gittiği yeri gösteriyor. Demek ki burası bir numaralı alçak basınç alanı arkadaşlar. İki numarayla bakalım rüzgarın başladığı yerdir arkadaşlar. Demek ki iki numaralı yer yüksek basınç alanı. Üç numaralı yer yine dikkat edin arkadaşlar bakın başladığı nokta. Yine yüksek basınç alanı burası. 4 numaralı yer bakın yüksek basınç alçak basınca gittiği nokta ya. Burası da yine alçak basınç alanı. Demek ki 1 ve 4 numaralı yerler alçak basınç alanı arkadaşlar. 5 numaralı yer de yine rüzgarın doğduğu yerdir, başladığı yerdir arkadaşlar. Yine yüksek basınç alanı. Onun için 1 ve 4 numaralı yerler arkadaşlar alçak basınç alanlarıdır. Yani cevabımız 5 şık arkadaşlar. 1 ve 4 numaralı yer. Yani bazen basınçların merkezlerini bilmek gerekiyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde bağıl nemin en az olması beklenir diyor. Bakın bu doğrudan iyi bir harita bilgisi isteyen bir sorumuz arkadaşlar. Bağıl nemin dünyada az olduğu yerler nerelerde hatırlarsak o nem konusunda. Çöllerdi değil mi? Özellikle sıcak çöllerdi arkadaşlar bakın. O sıcak ve kurak olan çöllerdi. Onlar nerelerdi arkadaşlar özellikle yerlerine baktığımız zaman? İşte burada doğrudan ona bakacağız. Şimdi bir numaralı yer neresi arkadaşlar? Kutuplara yakın olan bir bölge. Normalde tabii ki bağıl nemin az olduğu bir yer ama buna baktığımız zaman arkadaşlar yine de diğer o asıl istenilen yere göre cevap olan noktaya göre biraz daha bağıl nemin ona göre fazla olduğu yerdir. İki numaralı yer zaten deniz kenarında arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Karadeniz'in kuzeyinde deniz kenarında olan bir yer. Nemin fazla olduğu yerdir. Dört numaralı yer
Kare içerisinde bir yerdir. Tabii ki bağıl nem yine azdır arkadaşlar ama asıl istenilen yere göre, cevap olan yere göre biraz daha fazladır arkadaşlar. 5 numaralı yer bağıl nemin en fazla olduğu yerdir burada arkadaşlar. Yani tam Kongo'da, Orta Afrika dediğimiz Kongo'da, ekvator üzerinde olan yerdir. Bir tek neresi kaldı? 3 numaralı yer arkadaşlar. Dikkat edin, o da tam Sahra'da arkadaşlar. Yani çöl bölgesi dediğimiz alandır arkadaşlar 3 numaralı yer. Onun için o bölge bağıl nemin en az olduğu yerdir arkadaşlar. Onun için cevabımız şu C şıkkı. Bağıl nemin en az olduğu yerdir arkadaşlar. Şimdi 11. sorumuz, sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı, yani maksimum nem miktarı da artar diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir demiş arkadaşlar. Bakın bu güzel bir soruydu. Havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da artar demiş arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça, hatırlayalım grafiğini. Şurada sıcaklık arttıkça maksimum nem de ne oluyordu arkadaşlar? Maksimum nem artıyordu değil mi? Doğru orantı vardı. Çünkü maksimum nem nem demek değildi arkadaşlar. Nemden, bağıl nemden geriye kalan boşluktu o. Bu durum sonuçlarından biridir. Orta kuşakta karalarının batı kıyılarının çok yağış alması arkadaşlar. Hayır, bu nemlilikle alakalıdır. Havanın bulutsuz olduğu kış günlerinde günlük sıcaklık farkının fazla olması arkadaşlar. Bakın, havanın bulutsuz olduğu, ayaz olduğu günlerde, kış günlerinde günlük sıcaklık farkının fazla olması. Bu tabii ki belli oranda bağıl nemin az olmasıyla alakalı ama sıcaklığın düştüğüyle ilgili olan bir unsurdur arkadaşlar. Şuna bakalım. Yeryüzünde ısı kaybının fazla olduğu kış gecelerinde don olaylarının görülmesi arkadaşlar. Bakın şu B ile C birbirine çok yakın zaten burada. Burada ısı kaybının fazla olması demiş. Yani hava sıcaklığının düşük olduğu zamanları demiş. Biz burada ama sıcaklığın artmasına bağlı olarak maksimum nemin de artmasını, yani bağıl nemin azalmasını ifade eden bir şeye bakacağız, özelliğe bakacağız. Havanın nemli olduğu yerlerde bitki örtüsünün gür olması demiş arkadaşlar. Bu da yine birinci soru gibi nemlilik ve yağışla ilgili olan bir özelliktir arkadaşlar. Şimdi şuna baktığımız zaman, bakın E şıkkına. Gündüz sıcaklığın fazla olduğu, değil mi? Geceye göre arkadaşlar gündüz daha sıcaktır. Sis yoğunluğunun geceden daha az olması. Neden? Çünkü gündüz hava sıcaktır arkadaşlar. Sıcak olduğu için belli oranlarda bağıl nem düşmeye başlar ve maksimum nem artar arkadaşlar. Ve o da su buharının azalmasına sebep olur. İşte gündüz sis yoğunluğunun geceden az olması sıcaklığın artmasına bağlı olarak maksimum nemin de artmasını ifade eder. Yani cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar burada. Şimdi burada da buharlaşma miktarı ile sıcaklıkla doğru orantılı, bağıl nemle ters orantılı demiş. Aşağıdakilerden hangisi grafikte 5 merkez sıcaklıkları ve bağıl nem oranları gösterilmiş demiş. Yukarıdaki yandaki bilgilere göre bu merkezlerden hangisinde buharlaşma miktarı en azdır diyor arkadaşlar. Bakın, buharlaşma miktarı en azdır demiş. Şimdi şu beyaz alan arkadaşlar, beyaz buharlaşma, siyah da sıcaklığı ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman sıcaklığın fazla ve buharlaşmanın da fazla olduğu bir yere bakacağız. Özellikle sıcaklığın çok fazla olduğu bir yere bakacağız. Şimdi siyahlar sıcaklık dedik ya, özellikle sıcaklığa bakacağız ilk önce. Bir numaralı yerde sıcaklık fazla, buharlaşma ve bağıl nem arkadaşlar özellikle. Burada çok fazla. Şu beyaz özellikle bağıl nemi ifade ediyor. Ha, buharlaşma değil de bağıl nemi ifade ediyor arkadaşlar. Burada dikkat edelim mesela. Bağıl nem daha fazla arkadaşlar sıcaklığı. Onun için burada fazla değildir. Ama şu 2 numaralı yere bakalım arkadaşlar. Bakın 2 numaralı yerde sıcaklık çok fazla. Sıcaklık çok fazla. Bağıl nem çok az arkadaşlar, bakın. Bağıl nem çok az. Onun için burada sıcaklık çok fazla, bağıl nem azsa arkadaşlar burada buharlaşma daha fazladır. Burada buharlaşma miktarının en az olması beklenir demiş ya. Onun için ona bakacağız. Şurada bakalım arkadaşlar. Şurada 3 numaralıya bakalım. Sıcaklık çok fazla. Sıcaklık çok fazla ama ona bağlı olarak bağıl nem de burada az fazladır arkadaşlar aynı şekilde. 4 numaralıya bakalım arkadaşlar. Burada sıcaklık fazla, bağıl nem arkadaşlar burada azdır ona göre. Burada da mesela buharlaşma fazladır arkadaşlar. Bizde burada buharlaşma miktarının en az olması beklenir diyor. Burada baktığımızda bağıl nem miktarı burada nedir? Fazladır. Sıcaklık ona göre biraz daha fazladır. Burada sıcaklığın az, bağıl nemin fazla olduğu yer neresidir arkadaşlar? Şu 1 numaralı yerdir. Onun için şu 1 numaralı yerde arkadaşlar buharlaşma miktarı biraz daha azdır. Diğer sorumuza geliyoruz. Orta kuşak okyanus iklimi her mevsim yağışlı olan, yazın aşırı sıcaklıkların, kışın aşırı soğukların görülme diye bir iklim tipidir diyor. Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki coğrafi bölümlerinden hangisinin kıyı kesiminde görülen iklim tipi orta kuşak okyanus iklimlerine
benzer özellikler gösterir diyor. Bakın, orta kuşak okyanus iklimine benzer bir özellik gösterir diyor arkadaşlar. Antalya bölümü demiş arkadaşlar. Antalya bölümü de Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerdir. Ergene bölümü karasal iklimin görüldüğü bir yerdir. Ege bölümü Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerdir. Adana bölümü Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerdir. Ama Doğu Karadeniz bölümü arkadaşlar Türkiye'de orta kuşak bölgesinde ılıman okyanus iklimine benzeyen bir iklim özelliğidir arkadaşlar. Onun için cevabımız E şıkkı. Yani Doğu Karadeniz bölümündeki ılıman okyanus ikliminin görüldüğü yerdir. 14. soruya geldiğim zaman günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi de hızlandırır diyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülme yani fiziksel çözülme en azdır diyor arkadaşlar. O zaman mekanik çözülme az olduğu bir yer olduğu zaman arkadaşlar nemliliğin fazla olduğu bir yer olacaktır. İşte ekvatoral ormanlar arkadaşlar mekanik çözülmenin en az olduğu yerlerdir. Çöller, kutuplar, dağların yüksek kesimleri, orta kuşak karalayınç kesimleri fiziksel çözülme yani mekanik çözülmenin çok yoğun olduğu yerdir. Ama ekvatoral ormanlar fiziksel çözülmenin az olduğu yerlerdir. Çünkü buralarda sıcaklık farkı azdır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Ne demiş? Bir ülkede yer alan X ve Y yörelerinde ormanların bir bölümü yangın nedeniyle tahrip olmuştur. Bu alanlar kendi haline bırakıldığında X yöresinde orman bir süre sonra kendini yenilemiş. Y yöresinde ise yenileyememiş ve ağaçlandırma yapılması gerekmiştir. Buna göre X ve Y yöreleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın X yöresinde orman kendini kısa sürede yenileyebiliyor. Belli bir sürede yenileyebiliyor ama Y süresinde yenileyemiyor arkadaşlar. Kalıyor ancak beşeri unsurlarla yenilenebiliyor. Şimdi hangisi kesinlikle doğrudur? X yöresinde nem oranı Y yöresinden fazladır diyor arkadaşlar. Zaten cevabımız direkt hemen buradan çıkıyor arkadaşlar. X yöresinde ormanlar kendini kısa sürede yenileyebiliyorsa arkadaşlar demek ki orası yağış açısından biraz daha fazla arkadaşlar. Biraz daha ayrıcalıklı. Onun için cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Enlemlerin farklı olması, akarsu, ortalama yükseltisi, yüz ölçümleri bir alakası yoktur. Burada nem oranı doğrudan etkili olan unsurdur arkadaşlar. 16 sorumuza geldiğimiz zaman Afrika kıtasının hemen kuzeyinde hem de güneyinde Akdeniz iklimi görülen yerlerin olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Hakikaten baktığımız zaman kuzey yarım kürenin bir kuzeyinde bir de güney yarım küresinde arkadaşlar Akdeniz iklimi görülür. Ortalama yükseltisinin fazla olmasından mı kaynaklanır? Hayır. Her iki yarım kürede de bakın bu çok önemli Afrika'nın her iki yarım kürede de hem kuzeyde hem güney yarım kürede orta kuşakta topraklarının bulunması. Evet Afrika'nın arkadaşlar hem kuzey yarım kürede orta kuşakta bir toprağı var hem de güney yarım kürede orta kuşakta bir toprağı var ve bu da işte her iki yarım kürede de her iki noktasında da arkadaşlar Akdeniz ikliminin görülmesine sebeptir. Çünkü Akdeniz iklimi orta kuşak deniz kenarı iklimidir arkadaşlar. Orta kuşak deniz kenarı iklimidir ve zaten bu iki noktada da orta kuşakta deniz kenarı toprağı olduğu için buralarda Akdeniz iklimi görülür. Diğer sorumuza geldik. Sıcaklığın yüksek, yağışın fazla olduğu yerlerde, kayaçlarda genelde kimyasal çözülme görülür. Buna göre kimyasal çözülmenin aşağıdaki yerlerin hangisinde diğerlerinden daha çok olması beklenir? Yani biz burada normalde kimyasal çözülmede sadece yağışın fazla olduğu yerlere, sıcaklık farkının az olduğu yerler demiştik. Burada öncülde sıcaklığın da yüksek olduğu yerler demiş ki doğrudur. Normalde kimyasal çözülmede sıcaklığın da fazla olması kimyasal çözülmeyi daha da hızlandırır arkadaşlar. Burada sıcaklığın yüksek ve yağışın fazla olduğu yer. Antalya sıcaklığın yüksek ve yağışın da fazla olduğu yerlerden bir tanesi. Bu kalsın. Konya sıcaklığın fazla olduğu yerdir. Malatya sıcaklığın fazla olduğu yerdir. Tekirdağ sıcaklığın fazla olduğu bir yerdir ama yağış azdır mesela. Ankara sıcaklığın yüksek olduğu, yağışın daha az olduğu yerdir. Ama Antalya hem sıcaklığın yüksek olduğu yerdir hem de bunlara göre yağışın fazla olduğu yerdir arkadaşlar. Onun için kimyasal çözülme diğerlerine göre daha fazla gerçekleşir Antalya'da. Cevabımız A şıkkı. Şimdi iklim bilgi sorularımız bitti arkadaşlar. İç kuvvetlerden devam edelim. Burada bir harita vermiş arkadaşlar. Yandaki harita aşağıdakilerden hangisinin dağılışını göstermektedir demiş arkadaşlar. Bakın yandaki harita hangisinin dağılışını göstermektedir. A demiş Kıvrım Dağları arkadaşlar. Bakın şimdi Kıvrım Dağlar normalde şurada devam ediyor bakın. Buradaki sıralama doğru. Ama şurada mesela Kıvrım Dağlar yok arkadaşlar bakın. Kıvrım Dağlar şurada yok mesela. Şu Torosları göstermemiş mesela. Yani normalde doğru şuradan devam ediyor ama burada Torosları göstermedi. Şuradaki Kırık Dağları gösterdi. Kıvrım Dağlar değil arkadaşlar. Ama B'ye baktığım zaman deprem alanları demiş arkadaşlar.
Şimdi baktığımız zaman zaten bakın şurası Kuzey Anadolu fay hattı arkadaşlar. Bakın aynı uzantıda. Şurası bakın kırıklı arazi, Batı Anadolu fay hattı. Şurası da güneyden, Afrika'dan gelen arkadaşlar Güney Anadolu fay hattı. Ve burası işte deprem alanları gösteren ortak özelliktir arkadaşlar bu harita. Demek ki deprem alanlarını gösteriyor. Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Güney Anadolu fay hattı diye. Yüksek ovaları hayır, ormanlık alanlar hayır, geniş düzlükler hayır. Sadece deprem bölgelerini gösteren bir haritadır arkadaşlar bu. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. Kömür çok miktarda bitkisel maddenin havasız bir ortamda ve basınç altında değişmesi sonucunda oluşan bir kayaçtır. İşte biraz önce şeyde LYS'de daha doğrusu göreceğiz bunu arkadaşlar. Karbon kaynağıdır. Oksitleniyor arkadaşlar. Oksitlenmesi bir ortamda karbonlaşıyor bu. Buna göre kömür aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine bir örnektir diyor. Bakın bir ağacın arkadaşlar bitkisel maddenin yer altında fosilleşmesi. Sonuçta bitkisel maddeler diyor. Canlı öyle arkadaşlar. Organik bir madde olacak bu. İç püskürük hayır. Volkanik sahalarda. Dış püskürük volkanik sahalarda. Kimyasal tortul demiş arkadaşlar. Zaten kireçli kayaçlardır bunlar ve organik tortul. Evet canlı öğe olduğu için arkadaşlar. Bitki canlı öğe olduğu için organik tortul. Yer altında bu fosilleşerek arkadaşlar. Tortullaşarak böyle bir kayaca dönüşüyor. Kırıntık yani mekanik tortullar zaten fiziksel çözümüyle meydana gelen kayaçlardır. Bu dediğim gibi organik tortul kayaç olacak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru yine depremlerle ilgili. Tektonik depremler yer kabuğundaki kırık hatlar boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir diyor arkadaşlar. Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerin hangisine tektonik deprem olma olasılığı en azdır diyor arkadaşlar. Bakın haritayı biraz önceki soruda incelerseniz Türkiye'de özellikle depremin çok az olduğu yani hiç hissedilmeyecek derecede az olacağı yerler iki yerlerdir özellikle. Bunlardan birincisi arkadaşlar Konya ve Karaman. Tuz Gölü'nün hemen altıdır. Diğeri de Urfa Mardin dediğimiz bölgelerdir arkadaşlar. Buralardan bir yer olacak baktığım zaman. Erzincan olsa hayır depremin merkez noktasıdır. Büyük Menderes depremin merkez olan noktalarındandır. Bolu Gerede Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde depremin merkez olduğu yerlerdendir. Muş Varto yine depremin merkez olan bölgelerinden bir tane özellikle Güney Anadolu fay hattı üzerinden. Ama Konya Ovası deprem riskinin Türkiye'de en az olduğu yerdir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkili olmuştur diyor arkadaşlar. Doğrudan bir bilgi sorumuz bu. Pamukkale travertenleri arkadaşlar. İç kuvvetlerle bir alakası var mıdır bunun? Hayır. Dış kuvvetlerdir arkadaşlar. Kapıdağ Yarımadası dış kuvvetlerle alakalısı olan bir noktadır arkadaşlar. Dış kuvvetlerin biriktirmesi. Toros Dağları ise arkadaşlar doğrudan iç kuvvetlerle, orojenizmayla oluşmuş olan Kıvrım Dağları'dır. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bafra Ovası ve Ürgüp bunlar yine dış kuvvetlerle etkisi olan bir oluşumdur. Ama Toros Dağları dediğim gibi direkt doğrudan iç kuvvetler etkisiyle oluşmuş olan dağlardır. Diğer sorumuza geçelim. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi engebeli ve yüksek olmasının bir sonucu değildir diyor arkadaşlar. Bakın aşağıdaki özelliklerinden hangisi engebeli ve yüksek olmasının bir sonucu değildir diyor. Kışın iç kesimlerde don olaylarının uzun sürmesi arkadaşlar bakın. Bu neyle alakalıdır bu? Özellikle yükseltinin ve engebenin fazla olması iç kesimlerde don olaylarının yüksek olmasına, uzun sürmesine sebep olur. Ve bu doğrudan bununla alakalıdır arkadaşlar. Kıyı kesimleri ile iç kesimler arasındaki nüfus yoğunluğunun farklı olması. Kıyı kesimler genelde yer şekillerinin sahada olduğu yerlerdir. İç kesimler ise dağlık olan yerlerdir. İklim açısından da elverişlidir bu. Bu kalsın. Büyük akarsu havuzlarında delta ovalarının bulunması arkadaşlar bakın. Özellikle bu da yine engebeli yüksek olmasındaki temel etkenlerden bir tanesidir. Eğer Türkiye genelde düz olan bir yer olsaydı mesela kıyı ovalarında, kıyı bölgelerinde deltalar oluşmazdı arkadaşlar. Yol yapım giderlerinin yüksek olması. Evet bu özellikle Türkiye'nin engebeli yüksek olmasındaki temel etkenlerden bir tanesidir arkadaşlar. Bitki türlerini çeşitlilik göstermesi. Evet yüksek ve engebeli olmasından dolayı arkadaşlar bitki türleri çok fazla çeşitlilik gösterir. Ama kıyı kesimlerle iç kesimler arasındaki nüfus yoğunluğunun farklı olması arkadaşlar. Burada iklimden ziyade aynı zamanda şey özellikleri de vardır. Beşeri özellikler de vardır. Onun için cevabımız B şıkkı arkadaşlar burada. İç kuvvetler sorumuz da burada bitti. Gelelim dış kuvvetler arkadaşlar. Dış kuvvetler konumuz. Bu önemli özellikle birkaç tane sorunun geldiği konumuzdur. Kum adacıkları akarsu yataklarının genişlediği ve eğimin azaldığı yerlerde oluşabilir diyor. Bu durum kum adacıklarının oluşmasının aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu gösterir diyor. Özellikle yatak içerisinde eğimin azalmasıdır arkadaşlar burada.
Hatırlarsanız orada. Akarsuyun akış hızının azalması demiş arkadaşlar. Akış hızı azalması demek eğiminin de azalması demektir aynı zamanda. Onun için cevabımız arkadaşlar A şıkkı. Sonra yeraltı seviyesinin yükselmesi, akarsuyun akımının artması, akarsuya yeni bir kol sayısının, akaryatak derinin artması bunlar etkili değildir. Ama arkadaşlar akarsuyun akış hızının azalması eğimin azalması demektir ve akış hızı azaldığı için yavaş yavaş biriktirmeye başlar. Çünkü akış hızı artarsa aşındırma da fazladır ama akış hızı azalınca yavaş yavaş biriktirme yapmaya başlar. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuzda akarsu biriktirmeleriyle oluşan yer şekillerinin yapısı öteki etkenler yanında akarsuyun akımıyla da doğrudan ilgilidir diyor. Bu çıkabilecek olan sorulardan bir tanesidir. Buna göre yanda kesti verilen yer yapısını oluşturan akarsuyun akım eğrisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi hemen şu yandaki şeye bakacağız arkadaşlar. Biriktirme kestine bakacağız. Şimdi üstten alta doğru arkadaşlar bakın. Üstten alta doğru şuradan başlayacağız. Hani ilk birikme alttan oluyor arkadaşlar. Alttan birikme oluyor üste doğru. Şimdi demek ki ilk önce akım azmış arkadaşlar bakın. Ufak kayaçlar biriktirmiş. Akım azmış. Sonra akım artmış arkadaşlar bakın. Akım artmış. Sonra yine akım azalmış arkadaşlar. Sonra akım yine artmış. Yani iki defa artmış. İki defa artmış. Sonra en üstte de tekrar azalmış. Üç defa azalmış arkadaşlar bakın. Burada dediğim gibi iki defa artacak. 3 defa azalacak arkadaşlar bakın. Şurada akım azalmış, artmış, azalmış, artmış öyle kalmış ama. Bakın burada azalması gerekiyordu tekrar. A şıkkını eledik. Burada zaten direkt artmayla başladığı için eliyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde artmayla başladığı için. Burada da aynı şekilde artmayla başladığı için bunu da engelliyoruz arkadaşlar. Şurada bakacağız bakın şuradaki. Burada çünkü azalmayla başlamış direkt artmış arkadaşlar. Yani şurada da azalmayla başlamış direkt artmış. Şurada aynı şekilde. Şu iki şıkkımızı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın A ve B şıklarını inceleyeceğiz. Burada dediğim gibi bakın. Burada direkt artmayla başlamış arkadaşlar. Sonra azalmış bakın. Biz ama normalde azalması gerekiyordu. Akımın az olması gerekiyordu. Çünkü ufak kayaçlar aşındırmış. Burada artmayla başladığı için bunu eliyoruz arkadaşlar. Ama şuna geldiğim zaman bakın şuna geldiğim zaman direkt akım azmış arkadaşlar. Aşındırma burada az, biriktirme az, ufak kayaçlardan başlamış. Sonra tekrardan aynı şekilde artmış arkadaşlar akım. Büyük kayaçlar aşındırmış. Sonra azalmış ufak kayaçlar. Sonra tekrar artmış arkadaşlar. Belli oranlarda azalmış. İşte o da az bir şekilde şunu göstermiş. Onun için cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Burada bunu göstermiş. Yani buradaki azaldığını ifade etmiş. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde görülen erozyonun başlı nedeni bitki örtüsünün seyrekliği ve yağışların düzensizliği demiş arkadaşlar. Bakın erozyonun başlı nedeni bitki örtüsünün seyrekliği ve yağışların düzensizliği demiş. Türkiye'de bitki örtüsünün seyrek olduğu özellikle iki bölgemiz vardır arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Buralardan arayacağız zaten. Şimdi bir numarayla baktığım zaman burası Güney Marmara arkadaşlar. Bakın Güney Marmara. Burada zaten burada bitki örtüsü yoğundur arkadaşlar ve burada belli bir düzensizlik vardır ama bitki örtüsünün yoğun olduğu yerdir. 2 numaralı yer bitki örtüsünün en yoğun olduğu yerdir. 5 numaralı yer bitki örtüsünün yine en yoğun olduğu Doğu Karadeniz yerdir arkadaşlar. Özellikle 2 ve 5 numaralı yer bitki örtüsünün en yoğun olduğu yerlerdir. Bunlar kesinlikle olamaz. 1 numaralı yer diğerlerine göre azdır ama buraya baktığımız zaman arkadaşlar şurada özellikle 4 numaralı yer Türkiye'de bitki örtüsünün en seyrek olduğu Tuzgölü ve çevresi en seyrek olduğu yerdir ve Urfa ve çevresi de yine aynı şekilde bitki örtüsünün en seyrek olduğu yerlerdir. 3 ve 4 numaralı yerler burada bizim cevap olarak ifade ettiğimiz yerlerdir. Yani cevabımız Diyarbakır şıkkıdır arkadaşlar. D şıkkı. Bir nehrin deltasından 10 yıllık bir biriktirme kesiti alınarak incelenmiştir diyor arkadaşlar. Bu inceleme sonucunda nehirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez diyor arkadaşlar. Bakın şimdi 10 yıllık bir kesit alınmış, incelenmiş arkadaşlar. Hangisi hakkında bilgi edinilemez diyor. Geçtiği yerlerin toprak yapısı. Onu ne yaparsın arkadaşlar? Oradan anlarsın yani. Toprağın biriktirme özelliğinden, toprağı incelediğin için zaten toprağın yapısını anlayabilirsin arkadaşlar. Şimdi saniyede kaç metreküp su akıttığını, buna ne yapabilirsin mesela? Saniyede kaç metreküp su akıttığını, buna ne yapabilirsin? Ulaşabilirsin arkadaşlar. Saniyede kaç metreküp su akıttığını. Yıllık biriktirmenin kalınlığını arkadaşlar. Yıllık biriktirmenin kalınlığını bunlara da ulaşabilirsin. 10 yıllık süredeki taşkın sayısını özellikle onları topladığın zaman onları alabilirsin. Suların kirliliğindeki değişmeyi toprağın yapısını inceleyebilirsin ama
şu saniyede kaç metreküp su akıttığını arkadaşlar biriktirmeden ne yapamazsın, anlayamazsın. Çünkü saniyede kaç metreküp su akıttığını nereden anlayabilirsin arkadaşlar? Anca o an inceleyebilirsin. Yani suyun aktığı andakini sürediğini ne inceleyebilirsin. Yani sonrakindeki bir zamanda ne yapamazsın, bunu inceleyemezsin. Onun için cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Diğerlerini çok rahatlıkla inceleyebilirsin. Bu da güzel bir soruydu arkadaşlar. Şimdi jeolojik süreç içerisinde deniz seviyesindeki alçalma o denizde dökülen akarsuların aşındırma gücünün arttırır diyor arkadaşlar. Bakın, akarsuların deniz seviyesindeki alçalması o denize dökülen akarsuların aşındırma gücünün arttırmasına sebep olur diyor. Yükselme ise azaltır diyor. Buna göre, bu bilgiye göre aşağıdaki vadi kesitleri verilen 5 akarsuların hangisinin döküldüğü deniz seviyesine görülen son değişme deniz seviyesinin yükselmesidir diyor. Şimdi arttırır dediğine göre arkadaşlar, bakın, arttırır dediğine göre deniz akarsuların aşındırma gücünü arttırır dediğine göre arkadaşlar, burada arkadaşlar halen belli oranlarda şey fazla olacak arkadaşlar, bakın. Belli oranlarda birikme fazla olmuş olacak veya aşındırabilecek alanların fazla olması gerekir. Bakın, deniz seviyesindeki yükselmeyi sormuş ya. Yükselme ise azaltır demiş arkadaşlar. Aşındırma gücünü azaltır demiş. Görülen son seviye deniz seviyesinin yükselmesi demiş. Şimdi şurada dikkat edin. A'da arkadaşlar tamamıyla aşındırmış arkadaşlar. Belli noktalarda az bir alan bırakmış. Burada B'ye baktığımız zaman arkadaşlar, bakın, halen aşındırabileceği alan fazladır arkadaşlar. Onun için son değişme deniz seviyesinin yükselmesi olarak ifade edilir. Yani B şıkkıdır arkadaşlar. C'ye baktığımız zaman yine aynı şekilde aşındırma belli oranlarda bitmiş zaten. D'de yine aynı şekilde birikme az kalmış. D'de belli oranlarda az kalmış ama en fazla olduğu nokta B şıkkı olduğu için arkadaşlar cevabımız B. Bursa yani. Diğer sorumuza gelelim. Bu da grafikte Türkiye'de bir akarsuyun aylık ortalama akım değerlerini göstermiş. Bakın, bu özellikle belli dönemlerde artmış, belli dönemlerde yazın özellikle azalmış. Bu grafikte aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur diye arkadaşlar. Yaz mevsiminde kuruyup kurumadığını. Bak, dikkat edin, kurumamış arkadaşlar. Kurusaydı sıfır olurdu zaten bak. Buna ulaşabiliriz. Debisinin en yüksek olduğu mevsim. En yüksek olduğu mevsim arkadaşlar, dikkat edin, ilkbahar dönemi özellikle. İlkbahar 4 ve 5. aylar. Kar erimeleriyle arkadaşlar en yüksek olduğu dönem. Akım düzeni zaten dikkat edin, düzensiz bir akım arkadaşlar. Buradan bunu ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Düzensiz bir akım rejimine sahip olduğunu öğreniyoruz. D'ye bakıp taşkın yapıp yapmadığını. Buradan buna ne yapamayız arkadaşlar? Ulaşamayız. Yani su miktarını, havzasını bilmediğimiz için, çevre koşullarını bilmediğimiz için taşkın yapıp yapmadığını ne yapamayız? Bulamayız arkadaşlar. Onunla ilgili bilgiyi edinemeyiz. Taşıdığı ortalama su miktarını zaten şuradan ne yapabiliriz? Miktardan öğreniriz. Ama D şıkkını, taşkın yapı yapmadığını ne yapamayız? Öğrenemeyiz arkadaşlar. Ege bölümünün önemli yüzey şekillerinin doğu batı yönde uzanan dağlar ve bunlar arasında bulunan uzun ve geniş çöküntü alanları oluşturur diyor. Buna göre Ege bölümünde yüzey şekillerinin aşağıdakilerden hangi üzerinde etkili olduğu söylenemez diyor arkadaşlar. Bakın, Ege bölümünün önemli yüzey şekillerini doğu batı yönünde uzanan dağlar, ki bu dağlara ne diyoruz arkadaşlar? Kırık dağlar değil mi? Ve bunlar arasında bulunan uzun, geniş ve çöküntü alanları. Bunlara da graben alanları oluşturur diyoruz. Buna göre Ege bölümünde yüzey şekillerinin aşağıdakilerden hangi üzerinde etkili olduğu söylenemez diyor. Kuzeye doğru gittikçe orman üst sınırını alçalması demiş herkes. Bakın, kuzeye doğru gittikçe orman üst sınırının alçalması demiş. Deniz etkisini iç kesimlere kadar sokulabilmesi. Evet, bu doğrudan etkilidir arkadaşlar. Özellikle dağlar ve bu şekilde uzanan, kıyıdaki uzanan dağlar, kıyıya dik uzanan dağlar arkadaşlar bu şekilde etkilidir. İç bölgelerle kıyı arasındaki kara ulaşımının kolaylık yapılması, graben alanları her ikisini de sağlar arkadaşlar. Kıyıyla iç kesim arasındaki tarım ürünlerinin benzerlik göstermesi. Tabii ki denizden gelen nemli hava içeriye kadar girdiği için belli olanlarda benzerlik gösteriyor. Korunaklı liman sayısının fazla olması arkadaşlar, ki bu da özellikle dağlar kıyıya dik uzandığı zaman koy ve körfezler fazladır ve bu da liman sayısını fazla hale getirir arkadaşlar. Ama kuzeye doğru gittikçe orman üstünün alçalması bu enlem etkisinden kaynaklanır arkadaşlar. Kırıklı bir araziden kaynaklanmaz. Onun için cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Dalga hareketleri sonucunda burunlar aşınır ve buradan kopan parçalar dalga gücünün azaldığı yerlerde birikir. Akarsular vadi yamaçlarını aşındırır ve taşıdıkları malzemeleri eğimin azaldığı yerlerde biriktirir. Rüzgarlar hızların fazla olduğu yerlerde aşındırma, azaldığı yerlerde biriktirme yapar. Bu bilgilerle dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diyor arkadaşlar. Bakın, öncülleri tekrar bir okuyalım 8. soruda. Dalga hareketleri sonucunda burunlar aşınır.
Ve buradan kopan parçalar dalga gücünün azaldığı yerlerde birikir. Hatta tombololar oluşur. Veya kıyokları, başka yerlerde kıyokları oluşur mesela. Akarsular vadi yamaçlarını aşındırır ve taşıdığı malzeme eğimin azaldığı yerlerde biriktirir. Özellikle deniz kenarında biriktirirse deltalar oluşur. Yamaçlarda biriktirirse birikinti konileri oluşur. Rüzgarlar hızlarının fazla olduğu yerlerde aşındırma, azaldığı yerlerde biriktirme yapar. Bu bilgilere dayanarak aşağıda yargılarda hangisine ulaşabiliriz? O şıklarımıza bir bakalım. A. Nem oranının fazla olduğu yerlerde yalnızca akarsu aşındırması görürüz. Alakası yoktur bununla. Dalga aşındırma biriktirmesi yalnızca kıyılarda görülür demiş. Kalsın. Bütün akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşur demiş. Hayır, bütün akarsuların denize döküldükleri yerlerde delta oluşmaz. Özellikle gelgit varsa mesela haliçler meydana gelir. Dış kuvvetler yalnızca yükseltinin fazla olduğu yerlerde etkili olur demiş arkadaşlar. Hayır, bu da kalsın. Rüzgar aşındırma ve biriktirmesine yalnızca çöllerde rastlanır diyor arkadaşlar. Bakın, rüzgar aşındırma ve biriktirme şeylerine yalnızca çöllerde rastlanır demiş arkadaşlar. Bunlar özellikle genel bir ifadedir. Özellikle dış kuvvetlerde yalnızca yükseltinin fazla olduğu yerlerde görülür demek de bir şey özelliği vermez. Ama burada rüzgar aşındırma ve biriktirmesine yalnızca çöllerde rastlanır demek. Diğerlerini de kapsamasa bile özellikle genel anlamda doğru cevap olarak bunu görebiliriz arkadaşlar. Bunlar özellikle rüzgar aşındırma ve biriktirme faaliyetinin çöllerde görüldüğü noktalardır. Aşağıdaki bir haritada yöredeki akarsular gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Bu haritada yöre ile ilgili yorumlardan hangisi doğru olacak bir bilgi yoktur. Bakın dikkat edin, yön okunu vermiş. Bakın yön okunu vermiş arkadaşlar burada. Çizgi ölçeğini de vermiş. Bakın altta çizgi ölçeğini de vermiş haritada. Şimdi burası doğu arkadaşlar. Akarsular genelde doğu batı şeklinde akıyor bakın. Beslendiği noktalar var havzalarında kollarıyla beraber ve denize dökülüyor arkadaşlar. Belli noktalarda tabii birikim yapmış mesela. Delta oluşturmuş arkadaşlar. Burada onu görebiliyoruz ve aşağıda çizgi uzunluğu. Şimdi hangisi ilgili bir yorum yoktur diyor. Hemen soru şeylere bakalım. Akarsulardan Menderesler oluşmamıştır diyor arkadaşlar. Tekrar bir şeye gelelim arkadaşlar. Baktığım zaman bakın dikkat edin, Menderesler oluşmamış arkadaşlar. Menderesler olsaydı sağa sola doğru böyle seç çizecekti arkadaşlar. Dikkat edin, hiçbirinde Menderesler oluşmamış. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Diğer öncüle gelelim. Akarsuların taşıdığı su miktarları birbirinden çok farklıdır. İşte buna ne yapamayız arkadaşlar? Buna ulaşamayız. Yani tekrar bir o tabloya gelirsek tekrar mesela yani şunda mesela atıyorum 20 metre küp su vardır. Şunda 30 metre küp su vardır diye bir ifadeyi ne yapamayız arkadaşlar? Söyleyemeyiz. Yani kol sayıları fazladır, onun için su miktarı fazladır diyemeyiz. Onun için onunla ilgili bir bilgi yoktur arkadaşlar. Onun için cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yanlış olan o. Kıyılarda fazla girinti çıkıl değildir. Akarsuların boyları 15 km uzunluğundadır. Çizgi ölçekten anlayabiliriz. Batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artmaktadır. Çünkü akarsun yönü doğudan batıya doğru arkadaşlar. Onları da ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Ama B şıkkına ulaşamayız arkadaşlar. Su miktarları birbirinden çok farklıdır diyemeyiz. Şimdi yine bakın iki tane kıyı bölgesini vermiş arkadaşlar. Bir akarsuda özellikle şu akarsuda mesela dikkat edin biriktirme yapmış. Delta oluşturmuş şunlar. Delta oluşturmuş. Ama ikincisinde arkadaşlar bak içeriye doğru aşınmış. Haliç oluşturmuş. Aşağıdaki iki ayrı bölgede kıyı kesimlerinin haritaları verilmiştir diyor. Bu kıyılarda akarsu ağızlarındaki oluşumların haritada görüldüğü gibi farklı olması bu iki bölgenin aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu kanıtlar diyor. Yağış miktarları açısından bir farklılık söyleyemeyiz. Gelgit genliği demiş arkadaşlar bakın. Demek ki şurada gelgit etkili, şurada etkili değil arkadaşlar. Burada etkili olduğu için arkadaşlar bakın içeriye doğru aşındırma yapmış. Çünkü deniz yükselip alçalıp kabarıyor arkadaşlar. Kabardıkça kıyı bölgelerini zamanla aşındırıyor. Ama burada öyle bir etki olmadığı için, genliği olmadığı için arkadaşlar burada herhangi bir şekilde bir aşındırma gerçekleşmemiş. Akarsu rejimi, jeolojik yapı, deniz derinliği etkilidir. Ama burada doğru cevabımız gelgit genliğidir. Şimdi yine bir vadi kesiti vermiş arkadaşlar. Geniş tabanlı bir vadi kesiti vermiş burada. Akarsu'ya Menderes yapmış arkadaşlar. Hatta bazı yerlerde yatak değiştirmiş mesela. Geniş bir vadi tabanının içinde Menderes'e çizilen bir akarsu gösterilmiştir diyor. Şekildeki bilgilere dayanarak bu akarsu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir diyor. Kuzeyden güneye doğru akmaktadır diyor. Dikkat edin ya, herhangi bir şekilde yanda bir yön oku var mı arkadaşlar? Yok. Kapalı havza içinde bulunmaktadır diyor. Hayır, onu da göremiyoruz arkadaşlar. Kaynağını dağlık bölgeden almaktadır diyor. Hayır.
Ona da bir şey söyleyemiyoruz. Hızla aktığı kesimlerde aşınma fazladır diye arkadaşlar. Hayır, ona da ulaşamıyoruz. Ama zamanla yatak değiştirdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şunlar zamanla yatak değiştirdiğini gösteriyor. Demek ki zamanda akarsu arkadaşlar, bakın şuradan şuraya doğru akıyormuş. Buradaki biriktirme azaldığı zaman arkadaşlar zamanla şu aşındırma kıyıya doğru çarp, şu bölgeye doğru çarptığı için kıyı bölgesine, şuradaki yatağın kıyı kesimine aşındı, vurduğu için arkadaşlar şurası kopmuş. Belim noktalardan sonra arkadaşlar şuralarda bir kopma meydana gelmiş ve yatağını değiştirmiştir arkadaşlar, bakın. Burada özellikle zamanla yatak değiştirdiğini çok belirgin bir şekilde şunlardan görebiliyoruz. Diğer sorumuza geliyoruz. Yeryüzündeki göl sularının tuzlu ve tatlı ya da sodalı olmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur diyor. Burada doğrudan kapalı ve açık havza olma özelliğine bakacağız. Gidegenin olup olmamasına bakacağız. Gölün gidegeninin olup olmaması. Bu doğrudan etkilidir arkadaşlar. Etkisi vardır. Göl çanağının kayaç yapısı. Kayaç yapısı arkadaşlar, bu kalsın. Gölün denizden yüksekliği arkadaşlar, bakın. Denizden yüksekliği. Göle ulaşan akarsuların az ya da bol su taşıması mesela. Bu da doğrudan etkilidir. Gölün bulunduğu yerin iklim özellikleri arkadaşlar. Bu da aynı şekilde etkilidir mesela. Sıcaklık fazla olduğu zaman mesela. Burada tuzludur özellikle. Buharlaşma fazladır ondan dolayı. Göle ulaşan akarsuların az ya da bol su taşıması mesela. Suların özellikle doğrudan etkiler. Tatlı ya da sulu. Gölün denizden yüksekliği mesela. Gölün denizden yüksekliği arkadaşlar. Burada herhangi bir şekilde bir etkisi var mıdır bunun yükseltisinin fazla olup olması? Göl çanağının kayaç yapısı arkadaşlar. Kayaç yapısı az da olsa mesela kireçli olmasını veya sodalı olmasını etkiler ama gölün denizden yüksekliği arkadaşlar herhangi bir şekilde bir etkisi yoktur. Ve dış kuvvetler konumuzda